Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Ya bu stüdyo bana çok sessiz geliyor efendim. Bir başlasak şu seyircilerimizi almaya, şöyle bir coşku olsa vallahi korkudan seyirci de alamıyoruz biliyorsunuz. Ama sizler bize yetersiniz efendim. Hepinizi star ekranlarından sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Haftanın son iş gününde hepinize en güzel dileklerimi yollamak istiyorum. Yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen tüm seyircilerimize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, sevdiklerinizden iyi haberler ve efendim Allah iyilerle karşılaştırsın diyerek her zamanki dileklerimle, en güzel dileklerimle ama açıyorum programımızı. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, avukatımız, hukuk danışmanımız Hasan Koca Bey bizimle. Efendim iyi programlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz değerli konuklarım. Sevgili seyirciler, bugün gerçekten çok heyecanlı gelişmelerin olduğu, heyecanlı gelişmelerin olduğu ve inanıyorum ki çok fazla seveceğiniz, empati kuracağınız ve inşallah bulunur diyeceğiniz, çok beni de çok yükselten bir konu var bugün. Yani hakikaten nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sümeyye ve eşi Ahmet burada, onlarla ilgili bir konu, Sümeyye ile ilgili bir konu. Acaba konu ne diyeceksiniz? Birazdan söyleyeceğim onu. Önce isterseniz güzel haberlerle başlayayım, gelişmelerle. Iraz'ı biliyorsunuz, Iraz bize 2 senedir görmediği çocuklarını, kocasının kaçırdığını, o yüzden de göremediğini söyledi, geldi, aradık, bulduk, çocuklarıyla da buluştu, kavuştu. Çifti hatırlıyorsunuz, henüz aralarında yeniden başlayalım gibi bir olay olmadı ama bugün böyle, yarın ne olur bilinmez. Çok daha önemli bir şey oldu, ummadığı bir şey Iraz'ın. Kendini bugüne kadar hep çok yalnız hissetmiş. Babası çok erken yaşta vefat etmiş. Baba bildiği dayısı aslında dayısıymış. Anne zaten evlenmiş gitmiş. Bir daha hiç görüşememişler. Ama dün 2 abisi bir de ablası olduğunu öğrendi. Dünyalar Iraz'ın oldu. Yani bir aidiyet duygusu geldi ona. Bir güç geldi, güven geldi. Biz de ne yaptık efendim? Abi bizi Eskişehir'den aramıştı. Vakit kaybetmeden hemen Iraz'ı Eskişehir'e gönderdik. Yılların hasreti, hiç bilmediği abisi gözlerinin önündeydi. Ve öyle güzel bir buluşma yaşandı ki bizim bile gözlerimiz yaşardı. İşte Iraz'ın bir kısmı en azından mutlu biten hayat hikayesi. Teşekkür, Allah ne muradın varsa versin. Sevindi. Ailem olduğu için çok memnun. Mehmet Bey, çok teşekkür ederim kardeşim. Umut verdin kardeşine. Şimdi bir ailem olduğu için artık yani ölsem bile gam yemem yani bu sadır. Iraz 2 çocuğunu 2 yıldır göremediği için programımıza başvurmuştu. Yayınlarımız sonucunda çocuklarına kavuştu. Beklenmedik bir sürprizle 2. mutluluğu yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. Varlığından dahi haberi olmadığı abisi Mehmet, canlı yayına katılıp kardeşine sahip çıktı. Bir ailem olduğu için mutluyum. Zaten kaç senedir yani öğrendim, hani ailem, gerçek ailem olduğu için biliyordum ama kim olduğunu bilmiyordum. En sonunda Serap Hanım'a başvurdum. Ona çok çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Sonunda beni aileme kavuşturdu. Belki beni güzel bir hayat bekliyor. Aileme kavuşacağım şimdi. Kardeşime kavuşacağım. Yıllar sonra sarıldılar. Kardeşim. Abisini hayatında ilk defa gördü. Sanki buralarda bir şey düğümlendi de hani konuşmamızı şey yapıyor gibi. Çok şükür bugünümüze gördük kardeşimizi. En azından sağ salim gördük. Her şey olabilir. İnsanın başına her şey geliyor. Bundan sonra biz kardeşimizin yanındayız. O yalnız değil. Elimizden ne geliyorsa ona da bir düzenli hayat. Elimizden ne geliyorsa her şeyi yapacağız onun için. Kardeşim başımın tacıdır. Hepimiz hep beraber bir araya geleceğiz. Oradan köye gideceğiz. Doğduğu yerleri, her yeri Allah nasip ederse bundan sonra ona hayatının geri kalanında elimizden ne geliyorsa onun mutlu olması için yapacağız. Evet, hayırlara, iyiliklere vesile olduğumuz için o kadar mutluyum ki. Yani o 3 kardeş, bir kardeşleri daha olduğunu öğrendi. Iraz 2 abisi, bir ablası olduğunu öğrendi. Hayata daha güçlü, daha böyle sırtını
hani sağlam yere dayamış gibi hissedecek. Onun mutluluğunu bütün kalbimle paylaşıyorum ve bütün ekip olarak da o mutluluğu paylaşıyoruz. Bir diğer habere geliyorum efendim. 15 yaşındaki Leyla babası kanser hastalığına yakalanınca annesi tarafından hem babası hem kendisi terk edilmiş ve anneden zaten haber yok. Babayı da kaybetmişti. Babaanneyle ve dedeyle yaşıyordu ve 6 gündür de kayıptı. Dün gözü yaşlı anneanne, babaanne ve dede programımıza katılmışlardı. Çok önemli bir gelişme oldu efendim. Bizim gelen ihbarları değerlendirdik, ona göre yönlendirdik ve sonunda 15 yaşındaki Leyla bulundu. Bu da bugünün ikinci güzel haberi olsun. Babaanne ve dede de son derece mutlu. Bize de mikrofon uzattığımızda teşekkürlerini bildirdiler. Onlara da bu torunlarına bu kadar sahip çıktıkları, baktıkları için de ayrıca ellerinden, yanaklarından öpüyorum. İşte Leyla'nın babaannesi ve dedesi burada ne kadar üzgünlerdi. Şimdi göreceksiniz, gözlerinin içi gülüyor. Yılbaşı günü kayıplara karışan liseli Leyla Balıkçı yayınımız sonucunda aynı gün saatler içerisinde bulundu. Babaanne Gülten ve dedesi Mustafa 15 yaşındaki torunlarının bulunduğu haberini ekibimizden aldı. Çok mutluyum, çok şeyiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yayındakilerin hepsine, Serap Hanım'a Allah hepinize razı olsun. Bizi sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Allah razı olsun Serap Hanım'a. Teşekkür ederim. Allah işini yapmasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, buraya bu tahtayı biraz önce programı açarken anons etmiştim. Sümeyye için getirttim. Çünkü buraya yazacaklarımız izleyenlerin aklında kalması açısından çok önemli. Buraya yazacaklarım aklınızda kalırsa eğer, özellikle İstanbul, Fatih'te yaşayan seyircilerimizden bahsediyorum, çok uzun yılların hasretini sona erdirmiş olacağız. Sümeyye hoş geldin, Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür. Siz 2020 yılında evlenmişsiniz. Evet. Bir oğlunuz var, kızınız var. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyütsün. Allah razı olsun. Sümeyye, bu lafın ne kadar önemli olduğunu işte bazı konuklarım geldiğinde çok daha iyi anlıyorum. Sebebine gelince, Sümeyye efendim bugün 23 yaşında ve biyolojik annesini arıyor. Evet, ona bir anne baba bakmış, Mevlüt Bey ve Cemile Hanım evlat edinmişler, çok da güzel bakmışlar, evet, onlarla hiçbir problemi yok. Ama bir gün tesadüfen ağzından çıkan şaka yollu bir cümle Sümeyye'nin aslında evlatlık olduğunu ortaya çıkarmış. Onu Sümeyye'den dinleyelim. Annesinin hikayesini, annesi hamileyken kız kardeşini çağırmış, Sümeyye'nin babası baldızıyla kaçmış, anne ikinci çocuğunu dünyaya getiriyor. Yani anlayacağınız uzun bir hikaye. Sümeyye, hadi başlayalım kızım. Başlayalım Serap Hanım. Nereden başlayalım? 23 yaşındaki Sümeyye Toymaz yıllarca başkasına anne dedi. Şimdi biyolojik annesini bulmak istiyor. Ben bu gerçeği 16 yaşımda öğrendim. Anne kız nasıl ayrı düştü? Babam annemin kız kardeşiyle kaçtığı için annem beni doğurduktan sonra bana bakacak gücü olmamış ve beni vermek zorunda kalmış. Gerçeği nasıl öğrendi? Biyolojik annemin adı Reyhan. Aracı kadının adı Mükerrem'miş. Beni büyüten anne biyolojik aileme bir ev parası vermiş. Sümeyye Öz annesini bulabilecek mi? Birazdan. Evet efendim. Şimdi şuraya hemen yazmaya başlayayım ki bizim değerli seyircilerimiz de harekete geçsinler. Şimdi yıl 1999, 20 Eylül. Annen bir kız çocuğu dünyaya getiriyor, o da sensin. Evet. Oradan başla istersen. Annem bana hamileyken son ayında kız kardeşini çağırmış kendisine yardımcı olması için. Kız kardeşim babam, daha doğrusu babam demiş ki gel sana üst baş alalım diye evden çıkartmış onu. Bir daha da geri dönmemişler. Annem de son ayındaymış zaten. Teyzen yani, teyzenle gitmiş. Teyzem demek istemiyorum ama teyzem oluyor maalesef. Yani tam olayların içeriğini de bilmediğim için şu anda bir şey demek istemiyorum. Bunlar sadece benim duyduklarım. Birlikte çıkmışlar, kaçmışlar.
Sonrasında annem bana doğum yapmış. Süleymaniye Vezneciler doğum evinde doğum yapmış bana. Daha sonra tabii ki yani o psikolojiyle bana bakacak gücü kendisinde bulamamış. Ona asla kızmıyorum, hak veriyorum. Dedesi, babası varmış evde yaşlı. Onun da bir gözü çukurmuş, yani bir gözü yokmuş. O demiş ki ben onun çocuğunu istemiyorum, işte gönderelim bir yere, bırak cami avlusunu. Annem yine de o zorluğa rağmen beni bırakmamış, yani bırakmak istememiş. Daha sonra yetimhaneye vermeyi düşünüyormuş. Derken beni büyüten ailemin hiç çocukları olmamış. Uzun süre tüp bebek denemişler ama olmamış yani. Büyüten ailem de o zamanlar hoca arkadaşı varmış Fatih'te. Kur'an kursu hocası Emine Hoca diye. Şu anda kendisi vefat etti. Emine Hoca'ya gitmiş konuşmaya. Ben hani yetimhaneye başvurdum, evlat edinmek istiyorum. Öyle muhabbet ederken Emine Hoca'nın Kur'an öğrettiği bir talebesi varmış. Demiş ki bizim komşumuz eşi kaçtı, bu şekilde gittiler. Çok mağdur durumda. İsterseniz hani başvurmayın, gelin size aracılık yapalım. Onu siz hani alın demişler. Ondan sonra anneme de haber gitmiş, çok zengin bir aile diye. Annem de o çaresizlikle yani kabul etmiş. Fatih'te oturuyorlarmış. Beni doğuran annemin adı Reyhan Uruç. Şimdi çok güzel bilgiler de var elinde aslında. Şeyden başlayalım mı Sümeyye? Hangi hastane dedin? Vezneciler Süleymaniye Kadın Doğum Evi. Vezneciler Süleymaniye Kadın Doğum Evi. Süleymaniye Kadın Doğum Evi. Evet. Burada doğum yapmış annem. Tek doğum başına. Yapmış. Doğum evi. Annenin adı Reyhan'mış. Uruç. 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 Yani lakabı diye duydum. Reyhan Uruç. Biz elimizdeki tüm bilgileri yazalım da. Dede, dedenin bir gözünde. Bir gözü çukurmuş, yani bir gözü yokmuş. Bir gözü engelli diyelim. Engelli. Yani buradan da çünkü tanıyanlar çıkacaktır. Olabilir. Doğru. Olay Fatih'te yaşanıyor. Karadeniz Caddesi'nde yaşanmış. Karadeniz evleri. Caddesi. Karadeniz Selim Camii'nin altı oluyormuş. Onu Karadeniz Caddesi. Neyin arkası dedin yavrum? Yavuz Selim Camii Fatih'te. Onun arkasında dediler. Yavuz Selim Camii. Evet. Efendim şimdilik tabii bu kadar. Şimdi araya gideceğiz. Şimdi siz lütfen bunu özellikle Fatih'te yaşayan seyircilerimiz pür dikkat izlesinler. Bu hikayeyi çok yakından bilenler eminim vardır. Aradan 23 sene geçmiş ama Sümeyye öz annesini, biyolojik annesini bulmak istiyor. Bu arada şeyi de merak ediyorum. Baba nerede? Baba baldızıyla mesela ne durumda? Evlendi mi? Ne yaptı? O kısmı var hikayenin, o ayrı bir kısmı. Gerçekten bu hikayeye ben çok yükseldim. Eminim de bulacağız gibi geliyor. İçimden de öyle geliyor. Efendim 23 yaşındaki bir çocuk annesi Sümeyye'nin hikayesiyle devam ediyoruz. Sümeyye 23 yaşında İstanbul Fatih'te doğuyor. Yıl 1999. Ve Vezneciler Süleymaniye Kadın Doğum Evi'nde Reyhan Hanım ikinci bebeğini dünyaya getiriyor. Buraya Uruç yazdık. Bunun soyadı mı yoksa lakabı mı olduğu konusunda henüz tam bir bilgiye sahip olmadığımız için kimseyi de yanıltmak istemiyorum. O yüzden Uruç'u buraya yazdım ama soyadı olmayabilir. Dededen bahsediliyor. Belirgin bir özelliği var. Dedenin bir gözü engelli. Böyle içeri doğru çukur şeklinde diyor. Yine tanıyanlar çıkacaktır. Ve Karadeniz Caddesi Yavuz Sultan Selim Camii arkasındaki evden bahsediliyor. Ve seni o evden alıyor sana bakan, büyüten anne, değil mi? Evet. Sen nasıl öğrendin Sümeyye? Daha güzel bir şekilde öğrenmek isterdim ama maalesef 16 yaşındaydım.
Yazları Çankırı'ya gideriz. Orada annemin arkadaşının evindeydik. O zamanlar işte Zeynep diye bir arkadaşım vardı. Oturuyorduk beraber. Hani espriyle dedim ki ben zaten evlatlığım dedim ama gerçek olduğunu asla düşünmüyorum. Sonra, neden öyle bir şey söyleme gereği duydun? Ya bu tamamen hani böyle gerçekçi bir şey değil. Hani şakasına yani esprisine dedim ki ben zaten kesin evlatlığım dedim. Gülüştük. Sonra annesi dedi ki sen nereden biliyorsun? Eyvah eyvah. Ben bozuntuya vermedim. Devam ettim. Annem anlattı dedim. Aa ben seni bildiğinden haberim yoktu falan dedi. Sana kim söyledi dedim. Anne söyledi dedi. Ya o an ne yapacağımı bilemedim. Ne söyledi dedi. Ne hissettin? Yani inanamıyorum yani böyle hayretler içerisinde ne söyledi dedim. Dedi ki işte böyle böyle anlattı dedi seni aldıklarını dedi. Ben hemen bir koşu eve gittim. Anne dedim ben bir şeyler duydum doğru mu? Annem onu çok seviyorum. Muhakkak. Annem ağladı, anlatmaya başladı. Doğru dedi. Ben bunu sana bir psikologla birlikte anlatmak istiyordum dedi. Ama yapamadım, bir türlü cesaret edemedim dedi. Kızım ben seni çok seviyorum. Öz evladım olsan dedi. Belki bu kadar sevmezdim dedi. İnan doğru söylüyor biliyor musun? Tabii, evet. Kendi doğurmadığı çocuğa bu kadar bakan, büyüten, hastalığında, sağlığında yanında olan kişi inan daha çok seviyordur. Çünkü çok zor elde etti seni bir de. Ben şu anda beni doğuran öz annemi bulsam bile beni büyüten aileme karşı sevgim, bağlılığım asla değişmeyecek. Yani çok seviyoruz. Her zaman arkamda durdu. Her kararıma saygı duydu. Yani beni hiçbir zaman hiçbir şey için yargılamadı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum beni böyle yetiştirdiği için, böyle büyüttüğü için. Sümeyye, 16 yaşında bunu tesadüfen öğrendin, bir espri yaptın ya da işte o an içinden geldi ya da Allah söyletti bilmiyorum yani bir şey oldu. Orada bunu söylemene sebep olacak şey, o yıllarda hiç o ailenin çocuğu olmadığına dair en ufak bir hisse kapıldın mı? Davranışlarında, çok iyi baktıklarından eminim, her şey çok iyi ama bir şey olmuş olması lazım. Evet, annemlerle ilgili bir konu değil bu. O zamanlar kuzenim var, yani babamın amcasının kızı. Yani onunla bir tartışma esnasında işte evlatlıksın dedi. Aynı zamanda ben Çankırılıyım, Çatak köyündenim, Ilgaz. Oraya gittiğimde birisi arkamdan bağırdı, sen kimsin dedi. Ben dedim Sümeyye, Cemile'nin kızıyım. Aa sen Cemile'nin evlatlık aldığı kız mısın dedi. Aha bunları duydun sen. Ben bunu duydum. Beynimin bir köşesine yerleştim. Bilmiyorum yani o şekilde söyledi. Bilinçaltında bir yerde kalmış o. Peki annenin hiç yani seni büyüten annenin hamilelik fotoğrafı yok, doğum fotoğrafı yok. Sadece bebeklik fotoğrafların var. Bu da merak konusu oldu mu sende? Evet. Anneme diyordum, anne senin neden hiç hamilelik fotoğrafın yok? Kızım ben resim çekilmeyi sevmem, bilmiyor musun diyordu. Yani diyordum insan sevmese bile illaki bir tane hatıra olsun diye çeker. İşte yok kızım ben sevmem resim fotoğraf, o yüzden yok diyordu. Ben de sorgulamıyordum yani kim kendisini büyüten ailesinden şüphe duyar ki durduk yere. Yani. Hiç şüphelenmedin. Evet. Yaş 16'ydı, 23 oldun. 7 yıl geçti aradan. Bu arada 2020 yılında da Ahmet'le evlendiniz. Neden bu kadar bekledin? Şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Daha öncesinde aslında ben bulmak çok istedim ama annem dayanamaz diye düşündüm. Sonuçta üstümde emeği büyük. Yani onun görmesini istemedim. Hani onu bırakır giderim diye korkar diye düşündüm. Hani dedim Sümeyye birazcık sabret. Yarın bir gün evlenirsin. Hani eşinle birlikte bir yuvan olur. Ararsınız. Hani o zaman yerin belli olur, yurdun belli olur. Annenin kafasından bu soru işaretleri gider diye düşündüm. Hani o yüzden bu zamana kadar bekledim. Ahmet bu konuyu sana ne zaman açtılar? Sümeyye mi, ailece mi oturup konuştular bunu? Nasıl öğrendin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz tanışma sürecinde evlenme işleri olmaya başladığı zaman o zaman kendisi söyledi bana. Böyle böyle dedi. İşte annemlerin dedi çocuğu olmadı dedi. Ondan sonra beni dedi evlatlık aldılar dedi.
hani bu bilgileri hani bil ki dedi, sonra duyunca şey olmasın dedi, hani sıkıntı olmasın dedi. Böyle bütün gerçekliğiyle söyledi. Ben de benim için herhangi bir sorun olmayacağını söyledim. Hatta biyolojik ailesinin bulunmasında her zaman için senin yanında olacağımı sözünü verdim. Ki şu anda da bu yüzden buradayım. Her zaman için ben eşimin yanındayım. Her zaman onun destekçisiyim. Yani eşimi de çok seviyorum. Biyolojik ailesinin bulunması onun hakkı. Tabii ki. Çünkü o da bir anne, onu doğuran annesini çok merak ediyor. Yani hüzünleniyor gün içinde. Ben de onun öyle o şeyine mi dayanamıyorum. Dedim tamam, bulacağız inşallah, merak etme. Hep ona böyle destek oldum. Bunun hüzün konusu yapıyor yani zaman tabii, zaman değil mi? Tabii, duygusal kendisi. Yılbaşlarında, yeni yıla girerken, doğum günlerimde özellikle acaba annemin aklına geliyor muyum? Bugün beni doğurduğunu düşünüyor mu? Yani aynaya bakıyorum, acaba hani nerem benziyor? Yani farklı. Peki hamileyken, düğünün olacağı zaman, tabii ki annen olarak Cemile Hanım yanındaydı ama öz annene de ihtiyaç duydun mu? Çok duydum. Özellikle inşallah diyordum, düğünüme annem gelir, onu bulmuş olurum. Kardeşlerim, ben tek çocuk büyüdüm. Yani hep kardeşim olsun isterdim. Halbuki kardeşlerim var ama yolda görsem tanımam yani. Kaç kardeşin varmış ya da ablan? Ablam var. 4 yaşındaydı ben doğduğumda. Şu anda benden 4 yaş büyük. 27 yaşında. Adını biliyor musun ablanın? Yok, adını bilmiyorum. Peki, birkaç isim söyleyeceğim sana. Mükerrem Hanım kim? Mükerrem Hanım, annem bana beni aldığı zaman beni doğuran annemin, biyolojik annemin komşusu oluyor. Bu aracılık etmiş. Aslında ismini vermek istemiyordum ama elimde başka isim olmadığı için mecbur kaldım yani. Soyadını vermiyoruz. Soyadını zaten. Soyadını vermiyorum. Vermiyoruz. Evet. Mükerrem Hanım diye birisi. Öz biyolojik annesinin komşusuymuş ve aracılık etmiş. Çünkü o dönemde Reyhan zor durumdaymış. O yüzden aracılık etmiş. Yani zorlama yok. Efendim bir şey yok. Ama diyeceksiniz ki peki annesi hiç aramamış mı Reyhan Hanım kızı Sümeyye'yi? Aramış. Onu da anlat istersen. Ben 2 yaşındayken annem tabii ki o psikolojileri atlattıktan sonra çok pişman olmuş verdiği için. Gelmiş aslında. Annemler de yani tesadüfen oradan taşındığı için Sultan Gazi'ye taşınmışlar Fatih'ten. Hiçbir şekilde haber alamamış. Bu çok yıllar sonra beni büyüten ailemin kulağına gitmiş. Hani aradı diye. Daha da iletişim kurulmamış. O şekilde kalmış yani. Yani aramış efendim. Fakat işte adres değişiklikleri vesaireler derken bu buluşma gerçekleşmemiş. Demek ki kısmet belki de bugüne. 2022'nin sizin için en hayırlı haberi, iyi haberi inşallah, bu olsun diyorum. Şimdi annen muhtemelen Cemile adını ve Mevlid adını biliyordur. Biliyordur. Çünkü çocuğu seni verdiğinde efendim. Emine Hoca'ya vermiş, onu da söylemek istiyorum. Cemile, Mevlid, Sümeyye'yi büyüten anne baba. Kime dedin yavrum? Emine Hoca. Emine. O da aracılık etmiş. Şu an kendisi vefat etti ama annem onu tanıyor. Emine Hoca rahmetli olmuş ama Reyhan Hanım onu tanırmış. Çünkü o da aracılık etmiş. Bu arada bir tane daha ablası var ya, kendisinden 4 yaş büyük. Şu anda 27 yaşında olması lazım. Cemile Hanım ve Mevlid Bey o dönemde onlar da rahat yaşasınlar diye bir ev ve para vermişler anladığım kadarıyla. Onu da senden dinleyelim. Şöyle, annem tabii ki de eşi terk etmiş, tek başına evde yaşlı babası var. O da huysuzmuş, söyleniyormuş, anlaşamıyormuş. Daha önceden annemin bir tane de kızı varmış, yani ablam. O da annesindeymiş. Anneme demiş ki sen biraz bana para ver, ben kendime ev alayım, kızımı da yanıma alayım. Birlikte bir hayat kuralım, yaşayalım, gidelim demiş. Bunun üzerine de Cemile Hanım ve Mevlid Bey onun bu isteğini gerçekleştirmişler. İnşallah da rahat, refah bir hayat sürmüştür. Fakat bir de baban var tabii senin. Yani her ne kadar kızgın da olsan, ne kadar bu evliliğin yıkılmasına ve senin evlatlık verilmene sebebiyet de verse, biyolojik bir baban var. Bir de
teyze demek istemiyorum dedin ama o senin evet teyzen. Çünkü annenin öz kız kardeşi ve baban onunla beraber hem de hamile karısını bırakıp gidiyor. Babanı merak etmiyor musun? Tabii ki de babamı merak ediyorum. Yani nasıl bir vicdan sahibi 9 aylık hamile karısını bırakıp onun kardeşiyle kaçar? Gerçekten çok merak ediyorum. Onun adını biliyor musun? Adını bilmiyorum ama gıyabında aracı kadınlar anlatıyor. Çok şık giyinirdi, çok işte bakımlı bir adamdı, sürekli takım elbiseyle gezerdi. Yani böyle şeyler biliyorum onunla ilgili. Teyzenin adını da bilmiyorsun. Yok, onu da bilmiyorum. Peki annenle baban resmi nikahlı mıymış? Bana söylenen kadarıyla resmi nikahları yokmuş. İmam nikahlı evlilermiş. Dini nikahla beraberlermiş. Dini nikahlı, evet. Ve resmi nikahları yokmuş. Gerçekten çok enteresan bir hayat hikayesi. Ekranda da zaten Sümeyye'nin aslında bebeklik fotoğrafı da var. Onları da pazartesi günü getirecek, evet. Sümeyye. Ama bunlar herhalde bir 2,5-3 yaşların olması lazım. Çok da güzel bakılmışsın. Mutlu bir çocuk olarak görünüyorsun. Tabii, evet. Gözlerinin içi gülüyor. Ailenin de galiba maddi durumları, varlıkları çok da iyi, çok şükür yerinde. Evet. Dolayısıyla bence o dönem için, yani kendisi artık psikolojik olarak 9 aylık hamileyken kız kardeşiyle birlikte kendisini terk eden hayat arkadaşını düşünün, bir kadının üzerindeki etkilerini. Zaten hamilelik başlı başına hormonal değişimler, hormonal bir takım sıkıntılar yaratırken bir de böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor Reyhan ve çocuğuna da daha iyi bir hayat sunabilmek için, hem Sümeyye'ye hem evdeki çocuğuna daha iyi bir hayat sunabilmek için maddi sıkıntıları da var. Böyle bir şey yapıyor. Tabii ki bir de babası var. Şu an bizi izleyen bir teyze var. Belki de birlikteler, belki evlendiler, belki çocukları vesaireleri oldu. Onları da tabii ki araştıracağız. Belki baban çıksa, annenden önce baban çıksa, onunla da böyle karşılıklı yüz yüze gelip konuşmak istiyor musun? Tabii ki de çok istiyorum. Bu nasıl bir konuşma olur bilmiyorum ama gerçekten yüzleşmek istiyorum yani. Özellikle de aslında babamın yüzüne bakmak istiyorum. Öyle mi? Ona karşı da tabii ki bir kızgınlığın var. Kızgınlığım çok. Öyle mi? Peki babasız büyüdüğünü, yani tabii ki kesinlikle Mevlüt Bey'i de tenzih ediyorum. Ama öğrendikten sonra diyorsun ki benim bir de biyolojik babam var. Bu sende nasıl bir duygu yarattı? Yani çok karmaşık, kendimi bir yere koyamıyordum. Hani bilmiyorum, büyük bir soru işareti. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum yani. İnşallah çıkar da o zaman söylemek istediklerini söylersin. Çünkü bunları söyleyebilmek de senin hakkın. İçinde biriktirdiğin şeyleri. Dolayısıyla sevgili seyirciler, ipuçlarımız bunlar efendim. 1999 yılı, yer İstanbul, Fatih. Annemler Kayserili. Bunu da belirtmek istiyorum. Ha, Kayseriliymiş. Reyhan Hanım, o zaman kaç yaşında olabilir annen? Çok, yani yaşlı değildi. Genç, yani 29-30. Reyhan Hanım bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Daha doğrusu ikinci kız çocuğunu. Fakat o arada daha bebek doğmadan hayat arkadaşı baldızıyla beraber ortadan kayboluyor. Bunun üzerine de evlatlık veriliyor Sümeyye. Dedenin bir gözü engelli, tanıyabilecek kişiler için ipuçları veriyorum. Böyle gözün içi çukur gibiymiş bir tanesi. Karadeniz Caddesi Yavuz Selim Camii'nin Fatih'te arkasında bir evden bahsediliyor. Kendisini evlatlık alan anne baba Cemile Hanım ve Mevlüt Bey. Mükerrem Hanım bir komşu, o da aracılık etmiş ve Reyhan'ın arkadaşı. Emine Hoca da rahmetli olmuş ama onu da Reyhan Hanım'ın tanıyacağını düşünüyoruz. Çünkü o da yine bu işe vesile olduğu için kendisi rahmetli olmuş. Peki bugün bu ipuçlarıyla Sümeyye'nin hikayesine yer verdik. Merakla da takip edeceğiz bakalım ne olacak diye. Evet, Sultan Bodur 16 Aralık'tan bu yana kayıptı biliyorsunuz. Ve iki tane çocuğunu geride bırakmıştı. Biri 5, biri 3 yaşında. 3 yaşındaki çocuğu
lösemi dedi, lenfoma dedi, kanser dediler. Yani tedavi olabildiğine ve hani çok vahim durumda olmadığına göre Hodgkin lenfomanın bazı türleri ilaç aldığı sürece sıkıntı yaratmaz, öyle bir şeydi evet. Tahmin ediyorum. O hasta çocuğunu da bıraktı ve Adem de eşi de o çocukla bir süre ortadan kayboldu. Sonrasında ise abimdeyim şu anda diyor. Bilmiyoruz tam olarak tabii doğru mu söylüyor. Ama Adem karısına geri dön çağrısı yapıyor. Dün Sultan bağlandı. O da çok ağır iddialarda bulundu Adem'le ilgili. Bugün burada bir yüzleşme yaşanacak ama kiminle? Karı koca canlı yayında birbirini suçladı. Sultan'ın kocası Adem ve ailesi hakkındaki iddiaları doğru mu? Anne ben size tehdit etmedim mi? Ne? Anne ben dayak yiyorum ben. Bu benim şahsıma atılan bir iftiradır efendim. Şahsına atılan iftira. Yalan söyleme Adem. Saydırma bana burada hepsini. Say, yalan say söyleme. Say canım benim. Sultan kimin yanında? Ya başka bir erkekle gittim evet, yanına başka geleceğiz. Başka bir erkekle gittim yanına geleceğiz demişsin babana. Hayır. Babana öyle söylemişsin kızım. Hayatında ikinci kadın var mı? Yalan söyleme. O telefonun ekranını çıkarttırırım. Hepsini senin gözüne sokarım Adem. Adem'in hayatından hiçbir zaman ikinci bir kadın eksik olmadı abla. Ben zaten yediğim dayakların çoğunu ikinci kadınlar yüzünden yiyordum. Adem sen de neymişsin be Adem? İkiniz de eşin Adem de gelecek, sen de geleceksin. Yanındaki abla da gelecek. Hayır hayır çıkmayacağım evet. Anne ben hayır. Sultan'la Adem stüdyoya gelecek mi? Birazdan. Ayşe Hanım kızına da damadına da çağrıda bulundu. İkiniz de buraya geleceksiniz. Burada konuşacağız bu konuları dedi. Ayşe Hanım stüdyoda. Sultan gelmedi ama eşi Adem geldi. Adem hoş geldin. Adem bazı belgeler sunmuşsun arkadaşlarıma. Defalarca ben onu affettim. Gelsin yine affedeceğim tabii diye. Ki de. O belgelerin içeriğinden sen söz edebilirsin istiyorsan. Söz etmek istemiyorum. İstemiyorsun. Evet. Ama sahiden de evli bir kadınla ilgili yani bazı belgeler, işte konuşmalar, yazışmalar, çizişmeler. Yani artık bunları o kadar normal hale getirdiler ki evli demiyorlar, evliyiz demiyorlar, o demiyorlar, çocuğumuz var demiyorlar. Bunları böyle bir sanki normal bir şey yapıyormuş gibi yapıyorlar. Ama buna rağmen diyor Adem, ben onu affettim. Ama Adem, seninle ilgili şiddet iddiaları biliyorsun çok güçlü. En güçlü iddia da babandan geldi zaten. Daha ne olsun? Dövdüğünle alakalı. Evet, şimdi burada istersen yüz yüze konuşalım bu tabii konuyu. Tabii. Babamla hiç görüşmedim. Öyle bir şey de söylemedim. Yani onu düşünüyorum. Adem biraz yüksek sesle konuşur musun? Onu düşünüyorum. Hiç babama yani ben hanımı dövdüm diyemem. Yani babama diyemem bunu. Annen de kabul etti bunu yalnız. Evet. Bilmiyorum. Hani aileme söyleyemem. Ya da onlar yani işte... Zaten öyle bir şiddet uygulamam. Uygulamadım. Vallahi bilmiyorum. Baban dövdü dedi. Haberim var dedi. Kolunu kırdığından bilen haberim var dedi. Kolunu kırdı dedi. Evet. Maalesef dedi. Baban öyle söyledi. Ve ben de dedim ki sen de mi karını dövüyorsun? Senden mi öğrendi dedim. Hayır yani dedi. Ama dedi Adem evet karısının kolunu kırdı dedi. Annen de bunu kabul etti. Şimdi bazen Adem... Yani özür dilemek ya da affetmek, geri dön demek için bazı hataları kabul etmek gerekiyor. Ablam gerçekten bir hatam olsa kabul edeceğim ama gerçekten hatam yok. Yani ne? Bir hatam olsa tamam diyeceğim. Hani bir sert bir cümle bile kullanmadım. Sert bir kelime bile peki kullanmadım. Peki Adem Bey gecenin ikisinde limanlara kaçmış kadın. Yani evet, o niye gecenin ikisinde niye kaçar ki şiddet olmasa bir şey olmasa? Basit bir ağız kavgasında olmaz. Gerçekten o gün de şiddet yoktu. Daha önce de olmadığı gibi. Niye o gece peki öyle bir arbede çıktı kaçtı evden gece 2'de? Tartışmışsınız ev sahibiniz öyle söyledi. Tartışmadık efendim. Tartışmadık. Ne yani yaşandı ben... yani ne yaşandı? O günü anlat. Hocam sanırım onu o gün sesi kısabildim. Sesi kısabildim. Siz basın diyor evet. Şimdi ama çok uzun anlatma çünkü sessiz bir yani yayında doğrudur, olmaz. Doğrudur ablacığım. Şimdi şöyle bir şey var. Çocukları uyuttum yanına yattım. Yanına yatınca bu çıldırdı, kalk dedi, sen ben yanımda nasıl yatabilirsin? Anladım, peki. Tamam, bu dedi, konuyu atlıyoruz. Şöyle, Adem diyor ki çocuklar uyumuştu, biz de karı kocayız. İşte beraber bir yakınlaşalım, bir şey, bir kahve içelim filan, bunu reddetti diyor. Yani artık bence Sultan
senden uzaklaşmış. Öyle hissettin evet. sen bunu. Ne oluyor dedin yani. Biz evet. karı kocayız, aynı evdeyiz. Çoluğumuz çocuğumuz var. İşte oturalım, bir sohbet edelim, muhabbet edelim. Evet. Bunu bile yapmıyordu artık diyorsun Adem. Evet. O zaman sen de başka şeylerden mi şüphelendin? Ya bu kadın benden bu kadar uzaklaştığına göre şiddetten şüphelenmiyorsun. Yani bu, ben bu kadına şiddet uyguladım, kötü davrandım. O yüzden benden uzaklaştı. Kadınlar bunun için de uzaklaşırlar çünkü. Yani. Hiçbir şey diyemiyorum abla. Her şey aklıma geliyor. Ama işte dile getiremiyorsun bazı şeyleri. Bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Rencide etmek istemiyorum sultanım. Yani sonra kaçtı mı yani? Ne oldu? Kaçtı mı? Ben dışarı çıkacağım dedi. Gezeceğim, sokakta gezeceğim dedi. Kafamı dağıtacağım dedi. Dedim bu saatte gidemezsin dedim. Yani saat 2'yi geçmişti. O sırada sarhoş olur, ayyaş olur. Yani bir sürü lanet insan olur sokakta. Gidemezsin dedim. Ben giderim dedi. Çıktı. Gitti. Tamam dedim. Ben içeri girdim. O arada mesaj geldi. Mesajı da geçen ki okuduğunuz gibi. Ondan sonra sokağa fırladım. Yani oraya koştuk, buraya koştuk. Çocuklar uyanıktı. Sultan bana bağırdığı için. Yani ağzımdan tek bir küfür çıkmadı. Tek bir sert kelime çıkmadı. Bağırmadım. Sesimi bile yükseltmedim. Giderken kolunu bile tutmadım. Canı acır diye. Bunun kendisi de şahit yani. Kolunu bile tutmadım. Sokakta onu aradık. Annesi ne mesaj atmış, annesi de aradı. Ben tekrar çocuklarımın başına döndüm. Gece saat 3. Yani çocuklarımla sabaha kadar uyumadık. Ben uyumadım. Çocuklar ne zaman uyudu onu da hatırlamıyorum. Yani peki günü, ama sen geri döner diye düşündün. Ben pazartesi günü gerçekten rahattım. Çünkü akşama gelir dedim. Hani bir arkadaşına gitmiştir. Kafasını dinlemek için gideceğim dedi çünkü. Ben söyledim gidelim kayıp ilanı verelim dedim. Beni kabul etmiyorlar dedim. Ben gittim karakola zaten daha önce. Adem'den önce ben gittim. Ama nikahlı eşi var dediler. Eşi gelsin dediler. Ben geri döndüm çocukların yanına ben geldim. Bunu gönderdim. Git kayıp ilanı ver diye. Vermiş. Bu diyor bana rahat olan ne diyor? Gelir diyor. Oğlum ben rahat olamıyorum dedi. Ben geleceğine emindim. Ha. Gerçekten emindim. Salı oldu, gelmedi. Tamam dedim, belki gelir, hadi belki gelir. Ben çarşambadan sonra perişan oldum. Gelmeyince ümidi kestim yani. Orayı aradık, burayı aradık, şurayı aradık. Her taşın altına baktık. Yani en son... Bunlar beraber yaptık yani, yapmadı diye. Beraber yaptık, beraber yaptık. Beraber yaptık. Adem peki hiç şiddet uygulamadınsa bir uzaklaştırman vardı senin. O niye oldu? Onu kendisi istedi abla. Ben uzaklaştırma Adem, kararı aldım. Darp raporu olmadan uzaklaştırma vermezler. Darp raporu varmış. Darp raporu veriyorlar, da aldım. Evet. Veriyorlar. Darp kadının beyanını esas kabul bilmiyorum, ediyorlar. Bilmiyorum hastaneden evet. Evet, raporu varmış. Benim işe gitmemi kendisi istedi. Kendisi çalışmamı kendisi istedi. Daha kendi çalışmasını kendi bana söyledi. Size gösterdiğim şekilde. Yani ben çalışacağım dedi ya. Davayı ileri sürerim dedi. Ben istediğimi yapacağım artık dedi. Tamam istediğini yap. Her zaman istediğini yapıyorsun zaten dedim. Bununla yap. Yani çalışmaya başladı. Tamam dedim. Çalışmak iyi geldi dedi. Senin yanında çalışmaya baş. Hayır. Nerede? Benim eski çalıştığım. Eski çalıştığın evet. yerde. Evet. Personik bulaşıkçılık yapıyordu. Güzel bir hayat sürüyorduk. Yani o çocukların başındaydı. Ben başka bir şirketteydim. Şantiyede kalıyordum. Uzaklaştırma kararını aldı. Ben de şaşırdım. Kaç ay aldı? 2 ay mı? Evet 60 gün. Ay. 60 gün ama sen hafta sonları geliyormuşsun. O tabii nasıl oluyordu? Kendisi istiyordu abla. Biz hani şöyle diyeyim uzaklaştırma kararı aldı ama hani bunu nasıl aldı onu da bilmiyorum. Hani ne şekilde aldı diyelim onu da bilmiyorum. Diyelim ki onun beyanı esas kabul edildi evet. aldı. Ama evet. seni bu süreçte hafta sonları çağırıyordu. Tabii ki de. Çocuklara evet. bakman için. Evet. Evet efendim evdeydim. Ben uzaklaştırma kararını aldığım günde evdeydim. Şimdi tabii burada kadının beyanı esas tamam peki. Eğer bir kadın uzaklaştırma aldığı adamla ilgili çok korkuları varsa evet. bir daha eve sokmaz onu tabii, değil evet, mi? Tabii. Yaklaştığı anda da zaten hemen emniyete haber yani veriyorsun. Uzaklaştırma kararı alınıp da hafta sonları koca evde geçiriliyorsa öyle bir uzaklaştırma kararına neden olacak bir durum yok demek durum ki. Yoktur. Durum yoktur. Beyan yok. Yalandır. Aynen. Veyahut da ikinci ihtimali düşünmemiz lazım.
erkek tehdit ve baskılarıyla o evde kalmak için kadını tehdit etmiştir. Kadın da buna cevap verememiştir, itiraz edememiştir. Şikayetçi olsa başına geleceklerini biliyordur. Bir de böyle düşünelim. Tamam, onu da düşünelim ama Sultan o kadar korkak bir kız değil. Değil. Evet, yani ikinci ihtimali de düşünelim. Yani bir adam yani uzaklaştırma kararını olmasına rağmen eve geliyor ise ya tehdit ediyordur, kadın da korkuyordur polise tekrardan gitmekten. Bize tehdit ediyor. Yahut da onay vermiştir kadın, zaten böyle bir olay yoktu, yalan söylemiştir. Peki Sultan telefonda, ona soralım. Sultan merhaba. Merhaba. Sultan, bu uzaklaştırma kararına rağmen niye sen evet. hafta sonları Adem'i çağırıyordun çocuklara baksın diye? Korkuyordun. Hayır, ben çağırmıyordum. Kendi mi geliyordu? Hayır. Geliyormuş eve, annen de biliyor geldiğini. Oraya çıkıp hangi yüzle diyormuş yatağına girmek isterken. Annem de eşim de ikiniz de gözünün içine bakarak, sizin gözünüzün içine bakarak yalan söylüyorlar size. Ben o gün akşam dayak yediğimde annem de oradaydı. Nerede? Ev sahibimgil falan da hep duydu dayak yediğimi. Kızım, ben yalan sizin evinize değildim o zaman. 85 milyonun önünde yalan söylemeyin anne. Hayır, sen evden gittin. Sen evden gittiğinde ben sizde değildim. Anne bak, bir evet. kelime ortaya atarsam kimsenin yüzüne bakamazsınız. Söyle, ben siz evde değildim. Dönemezsiniz. Ben kendi evimdeydim kızım. Anne yalan söylemeyin. Evet. Sen çok mu doğru söylüyorsun? Ben hala kendi evimizdeydim. Hala yalan söylüyorsunuz. Peki bir ben de sen anlat Sultan. Ne olmuştu o gece? Abla, o gece ne oldu? Yalnız o kısmını geç. Hani diğer kısma gelelim. Sen kızdın, evden çıktın. Evet. Ayşe Hanım neredeydi? Gecenin ikisinde niye, ben nasıl gördü? Bizdelerdi. Hayır, ben evimdeydim. Evet. Anlasın. Hayır, anne yalan söyleme. Hayır, ben 2.40'da evimdeydim. Yemin ederim. Evimdeydim ben. 2.30'da neredeydin? Abicim, bana zaten gecenin saat... Sen o gece oradaydın, geç mi çıktın? Hayır, oraya hiç gitmedim. 2.40'da annene mesaj attığına göre... Evet, annes... mesaj attığımda ben mahallemden çıkıyordum. Onlar susarsa ben size anlatacağım. Ben bir sultanı dinlemek istiyorum, lütfen. Tamam. Bir 2.40'da, o gece... 2.40'da mahallemden çıktım. Belediyenin önüne indim. Belediye ile evim çok yakın zaten. Taksi aramıştım. Taksici geldi, beni aldı, Taşucu'na bıraktı. Yat limanına. Limanda sabahladım. Sabah Akdeniz arabasının birine, Antalya Mersin seferine rica ettim. Mersin'e geldim. Mersin'de bir arkadaşıma sığındım. Arkadaşımın yanında Silifke'liysen gel de benim boy boy fotoğraflarım, karım kaybolmuştur diye. Düşündüm, karakola gitmiştir benim kayıp ilanım diye. Avukat ayarladık bir tane. Hı. Avukatımla beraber gittik karakola. Oradan İfademi verdim. Hiçbir şekilde aileme neredeydiğimin bilgisinin verilmesini istemiyorum dedim. Çünkü ben ne anneme ne babama ne eşime güvenmiyorum. Annem her seferinde barıştırmak için, o adamın kucağına beni atmak için uğraştı. Kızım, kaç defa geldin ki sen benim yanıma, ben göze seni uğraştım. Göze ala ala benim dayak yememi göze ala ala. Bana hiç gelmedin. Bana hiç gelmedin, yalan söyleme. Hayır. Geldim. Hayır. İşte eşim de burada. Bana hiç gelmedin. Geldim deme. Ama gelmişti zaten. Hayır. Erkek kardeşinden de abla, şiddet hayır. görmüş. O gün iş yerinden geldi. Dövmedim diyor ya. Dövmedim bir diyor ya. Bir dakika, susar mısın? Dövmese ben dayağı. Bir dakika. Dayak raporunu nasıl alacaktın? Bir dakika, bir dur. Sultan, bir de şeyi anlat ama. Bir o gece dur. Dayak yerken annem de oradaydı diyorsun ya. Gecenin o vakti hayır, niye anne? Hayır. Bir dakika, niye annen sizdeydi gecenin o vakti? Annenizi getirdiniz Adem'i. Asla. Hayır, siz asla. Siz getirdiniz. Anne, sen çağırdın. Hayır, asla ben orada değildim. Kusura bakma. Anne, hayır, sizde mısınız? Değildim. Sizde değildim. Anne, uzatacak mısınız? Neyi yoksa uzatacağım? Yoksa ikiniz de Silifke'ye geri dönecek misiniz? Sen buraya gelmeyince gitmeyeceğim. Anne, bunu gelmeyeceğim. Değil. Sen buraya gelmeyince gitmeyeceğim. Ben yanda kaldın ablayla beraber. Hani gittim dedim. Gittim dedim. Adamla beraber buraya geleceksin. Gelmiyorum. Zor babana öyle demişsin. Gelmiyorum. Babana biriyle gittim, yanındayım demişsin. Bir ablanın yanındayım demişsin. Anne, onlarla beraber buraya gelmeyince gitmeyeceğim. Ha. Anne, hepiniz susun, beni dinleyin. Dinleyin Sultan'ı. Evet Sultan. Sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yerim. Ben hayatıma bir ikinci adamı alırken bir kere değil, iki kere değil, binlerce kere düşünmem lazım. Baban yalan söylüyor o zaman. Evet, yalan söylüyor. Amcan, sorun o zaman anne. Amcan yalan söylüyor o zaman. Evet. Yine amcan, üç tane amcan yalan söylüyor o zaman. Anne.
anne neye sen inanmak istiyorsan ona inan. Sen hep burnunun dikine giden dediğim dedi götürdüğüm düdük diyen bir insansın. Sen değilsin. Sen o zaman çok yakınsan kızım geliver. Ne olacak yani? Hani gelmeyeceğim. O zaman sen birilerinin elindesin, birileri konuşturuyor seni. Sen birinin baskısı altındasın. Ben kendi başına konuştuğunu hiç sanmıyorum. Hayır, kimsenin baskısı altında da değilim. Evet, baskısı altındasın. Birinin baskısı altındasın. Hayır, sen anne. Kendi kendine öyle konuşamazsın. Ayşe Hanım, kimsenin baskısı altında falan değil. Kimsenin baskısı altında değil. Ama şöyle bir şey var Sultan. Bilmiyorum, birisiyle misin onu ben bilmem ama... Kızım, abla kimse yok yanımda. Tamam. Var demişsin babana. Onu ben babana. Bilemem. Babana öyle anne, demişsin. Anne yok yok. Babam bağlanacak biraz sonra. Ay hala. Evet Sultan, amcam da bağlanacak. Çocuklar ne olacak kızım? Onların sana ihtiyacı abla, var. Benim şimdi avukatım bağlanacak size. Hı. Çocuklarımı ne yapacağını size söyleyecek. Benim çocuklarımı yurda verir. Ben sonra durumumu düzelttiğim zaman çocuklarımı alacağım. Sen çocukları almazsın yani. Sen niye söylemiyorsun? Sultan Hanım şimdi hayır, durumunuz pek iyi değil. Evden çıkarken ciddi bir para mı aldınız yanınıza? Avukatlık hayır, ücreti o kadar az bir şey değil. Hani birisi karşılıyor olmalı bunu. Yani hayır, birisi karşılıyor bu avukatlık ücreti. Şu anda burada 2 haftalık bir meblağım vardı. Ondan gönderdim. Önden taksit ödeme yapıyorum. Adam boşanma olduktan sonra da kalan meblağı alırım dedi. Ben inanmıyorum. Ne kadar? Avukatımla da konuştum. Yani avukatlık dedi, hizmeti pahalı bir hizmet yani, netice itibariyle. Avukatın yanındaki yönlendiren müşterimi söylemiyorum abla. Söyleyemem dedi. Avukatınla da konuştum ben. Ya sen avukatla da konuştun. Konuştum. Numarasını aldım. Ne dedi avukat? Avukat yerlerini söyleyemem dedi. Yerlerini söyleyemem dedi. Bana öyle söylemedi dedi. Tabii ki söylemeyecek. Var yanında arkadaşı var dedi. Tabii ki söylemeyecek. Söyle tamam, hani yerini. Tamam ben onun müvekkiliyim, söylemeyecek. Yanında sen arkadaşı var dedi. Sen hepsini susturur musun? Bir dakika bir dinleyelim gerçekten Sultan'ı. Ben dayak yedim. Karakola gittim. Kolum kırık vaziyette. Savcı şey istedi. Zaten dosya açalım dedi karakoldakine. Savcı dedi ki kasten yaralamadan dosya açılacak dedi. Adem Bodur adına. Hı hı. Kasten adam yaralamadan dosya açıldı. Şu anda da davamız E-Devlet'e düşmüş. E-Devlet'e açıp bakarsa açılmış. E-Devlet'e düşmüş bizim. Asliye, evet. 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Evet. O zaman beyan dışında bir de eylem var. Eylem net var bir şekilde. Dart o ilki zaten galiba evet, kol kırılmadan değil de uzaklaştırma. Sonradan değil mi? Tabii. Evet sonradan ve benim kaburgam içine batmıştı. Sol kaburgamda 3 tamam, tane batmam vardı. Bunların hepsi darp raporunda geçiyor. Bunlar ne zaman oldu? Kolum kırıldığında anne ben tekmeyle dayak yediğim için bacaklarıma falan ayaklarının izi çıkmıştı. Hepsinin darp raporunda şeyi var. Adem çok suskunsun ne oldu? Adem süt dökmüş kediye döndü. Suçunu nasıl örtbas etsem nasıl bir yalan söylesem onu düşünüyor. Yalnız seninle ilgili de başka görüşmelerin, yazışmaların vesaireler var. Onların da kanıtlarını getirdi Adem. Getirsin. Kendisi yaptı çünkü bunları. Nasıl kendisi yaptı? Yani senin bana, başkalarıyla yazışma. Bana kumpas kurdu. Peki abi. Kendisi böyle yaptığı için beni de kendi gibi göstermeye çalıştı. Ben 2-3 aydır feyiz kullanmıyorum. Feyizim çalındı. Feyizim çalınmadı efendim. Kullanmıyorum. Face'i çalınmadı. Bunu da kanıtlayabilirim. Telefonum şeydi. Adem sen dedin ki ben diyorsun ki Sultan. Adem şöyle diyor. Ben Sultan dönsün onu affetmeye hazırım. Ben Adem ben niye affedeceksin? Abla ben dönmeyeceğim. Bir dakika bir dakika. Ben toprak altına girmek istemiyorum. Allah korusun yavrum bir saniye bir şey soracağım. Ben onların yanına dönersen ben toprak altına gireceğim. Döndüğüm Allah gün girmezsen bile ertesi gün toprak Allah altına korusun sokacaklar ablacığım beni. Ya böyle bir şey istenir mi? Zaten ya ben sana ablacığım dön falan demiyorum. Başka bir şey soruyorum. Adem diyorsun ki dönsün ben onu affederim. Neyini affedeceğini söyle bana. Sultanın bu nesini evden affedeceksin? Bu evden kaçmasını, konuşmasını her şeyi affedebilirim. Zaten bunlar sevgi... Sevgi. Sen ne oluyorsun? Ne dokun oluyorsun? Sevgi, sevgi her şeyi örtbas eder. Sevgi her şeyi örter. Senin sevgin ama. Tabii. Onun sana olan bir sevgisi yok anladım. Aslında var ama korkuyor. İşte yakalandım diye... Bizden başkasının korkup öyle kaçıyor. Ben gelirsem ailem beni döver diye korkuyor. Ha, böyle bak, konuşmazdı. Başkasının Sultan, etkisi altında. Sultan diyor ki Adem. Evet. Aslında Sultan da beni seviyor. Ama kaçtığı için korkudan biz de ailesi de kızarız diye dönmüyor. O yüzden diyor böyle dönerse davranıyor. Aslında kızmayacağım. Aslında seviyor diyor. Sustun.
sustun, ben Adem'e bir şey söyleyeyim. Söyle. 6 senedir sevmedin. Şimdi mi aklına geldi sevmek Adem? He? 6 senedir sevmedim. Ben bak, sevmedim de o kadar... Seni bağlatırım Adem. Peki o ne kadar... Ne benim beyinsizliğim, ne dengesizliğim, ne gerizekalılığım. Unutma. Balkonda benim kafamı demirlerin arasına sıkıştırıp kafama tekme vurduğunu unutma. Her şeyi karşı komşu gördü. Öyle bir şey yapmış dün olsam ağzım bunun karnının içinde olur. Ve öyle bir şey yapmam zaten. Senin bağlanan... İlkay'la konuşmalarını... Ayşen müsaade et. Evet. Diğer kızlarla konuşmalarını, her şeyi ben o kadına gösterdim. Şimdi kendini örtbas etmeye çalışma. Öf yavrum kıza bak. Sokakta gezerken ya şunu da yapabilsem ya bunu da yapabilsem. Pavyon avradı yüzünden sen dükkanda neredeyse dayak yiyormuşsun be adam. Neyin sevgisinden bahsediyorsun bana? Dengesiz. Adem kaybedince mi sevdiğini anladın? Ben zaten seviyordum abla. Her zaman sevdim. Ama zaten bu söyledikleri bak. Kaçarak evlendim. Kaçarak evlendik biz. Bir insansın. Biz kaçarak hayatın evlendik. Hayatın yalandan ibaret senin ya. Neyin sevgisinden Ben de boşanma davası açtım. Bir şey karşı tarafa mi? Sen şu anda bütün bu söylediklerinden sonra Sultan'ın hala onu seviyorum ve geri dönsün onu affediyorum mu diyorsun? Hala diyor musun? Affedecek bir şey yok zaten ben onu seviyorum. Yani sevgi her şeyi kapatır. Ya siktir git lan. Neyini seviyorsun? Sultan bağırmadan konuşalım. Küfretmeden konuşalım. Bak bu geçen de... Öyle bu, mi öğrettik? Anneme, babama... Bana. Dümdüz. Bana saldırdı. Dümdüz. Bana saldırdı. Küfürlü beyanda yani. Bağırdı, çağırdı. Ağzımı açmadım. Kendisi şu anda şahit. Bana ağzımı saldırdı. Ağzımı açmadım. Serap Hanım bana saldırdı. Kardeşim dövdü dedi ya dün. Bana saldırdı. Bana saldırdığı için çocuk beni kurtarmak için vurdu ona. Ay ha, anne yalanlarınız. Benim üzerimdeki... Şey ama başka bir şey anlattın. Evet. Dedin ki telefonda mesaj yazıyordu. Evet. Sen kimle yazışıyorsun ha, dedi. Ben telefonu elinden aldım. O da sana ne dedi ha, haklı tamam. olarak. Evet. Onun üzerine dövdü de, dedin. Telefonu ben Sultan'ın elinden aldım. Hani kavga yapmasınlar diye kardeşiyle. Benim üstüme yürüdü. Benim üstüme saldırdı. Üstümdeki çamaşırım buradan şuraya kadar yırtıldı. Hala da duruyor yani atmadı. Beni abla, çocuk elinden kurtarmak için. Peki bütün konuştuğuyla bugünkü konuştuğu birbirini tutuyor hayır. annemin. Peki bunların haksız sebebi mi? Sultan'ın artık bazı şeylere dayanamıyor olması olabilir mi? Yani ablacığım, artık bizim eve gelse de kavga damla taşmış, bardak taşmış, artık bir şeye tahammülü kalmamış. Bir de oraya gelmiş hani bir rahat edeyim diye kardeşi bile diyor her ki 18 yani. Yaşında ablasına... Sen kimle yazışıyorsun? Sana ne deyince de ablacığım, Adem Bey siz mi söylediniz kardeşin ablana sahip tövbe çık diye? Böyle abi? Ablan yazışıyor sahip çık telefonuna bak falan. Yani 18 yaşında çocuk nereden şey yapsın? Bence Adem Bey kardeşini mi uyardı kardeşi, acaba? Kardeşi benden önce yakalamış. Peki Adem. Kardeşi benden önce yakalamış. Diyor ki Sultan çocukları yuvaya versin. Ben ona... Hayır da... abla, heh. Adem ben... vermesin. Siz Adem'den çocukları teslim alın. Siz kendi elinize Mersin niye veriliyor? Niye annesi babası yok mu? Biz yapamayız. Anne, ben babasının ben elindeyken o Sultan. Çocukları göremeyeceğim. Şöyle bir şey var. Sultanım, ben çocuk... Yani sen böyle uzaktan kumandayla siz çocukları alın ben sonra durumumu düzeltince... Geleceksin çocuklar... buraya. Böyle bir şey olabilir mi? Sen kendi çocuklarınla ilgili böyle bir teklifi nasıl yaparsın bize? Buraya gelmiyorsun. Baskı bir de üstüne diyorsun ki babası altında. Yapmasın. Ha. Siz baskı yapın altında. Sonra ben bakacağım duruma göre. Herkes yalan senin çocukların hasta ya. Doğruysa buraya gelecek. Senin çocukların hasta ya. Anne ben gelmeyeceğim. Bunu kafana sok. Ben uzaktan kumandalı ben, değilim. Ben boşanana kadar sana şans veriyorum. Şans tanıyorum. Şansına tüküreyim senin. Geri zekalı neyin şansını veriyorsun hala? Ağzını açmış konuşuyorsun orada. Aşkım şöyle bir şey var. Canım benim şöyle bir şey var. Adem. Poyraz soruyor. Annem gelecek mi diyor. Gelecek aşkım oğlum. Aşkım deme bari sinirleri hopluyor deme. Vallahi deme. Gülüm yani, aşkım deme kadın çıldırıyor. Deme vallahi sinirleri olsun. Hopluyor. Çocuklar şimdi şu anda benimle sırası konuştu. Değil çocuklar yani. Anne şu anda annemi de alıp Poyraz diyor ki diyor. Annem gelecek mi baba? Gelecek diyorum oğluşum. Sana söz gelecek diyorum. Ama. Hasta bir de işte, üstelik çocuk hasta hasta. Birisi söyleyemiyorum. Birilerinin baskısı altındasın kızım. Yoksa hasta çocuğu anne, bırakıp gelmesin. Evet baskı altında. Yani Sultan Hanım pek baskı altında bence olabilecek de hocam, bir baskı altında benzemiyor. Abicim öyle konuşsa da baskı altında. Yoksa vallahi böyle çok konuşmaz. Çok da net yani hiç.
Ya baskı altında bir insan... Anne, abla 6 sene dayak yedim ben. 6 sene sabrettim. Hiç mi kızım dayağın altından hani, eksik olmadı? Taburdaşı çatladığı zaman insan bir müddet sonra ya, patlıyor bir ya, zaten. Bir dur, bir dur. Yalan söyleme. Sultan. Anne, benim hiç iyi günüm olmadı. Bir dur, yalan söyleme. Sultan, söylemedi. Şimdi bazı çocuklarla ilgili biz tabii ki sosyal hizmetleri, emniyeti işte arıyoruz vesaire ama senin çocuklarının durumu farklı. Babalarının yanındalar ve bakılıyorlar. Evet, yani kötü bir ortamda değiller. Evet, efendim. O zaman abla babalarından alınsın. Biz devreye giremeyiz. Aynı şekilde anneme teslim edilsin. Kızım ben çalışıyorum. Ben nasıl bakacağım? Ben ortaya çıkarım. Sen gelirsen ben bakarım çocuklara. Sen gelmezsen ben nasıl bakacağım? Evcil hayvandan mı bahsediyorsun Sultan? Çocuklarınla yani, ilgili konuşuyorsun. Çocuklarım var. Yani, babası var çocukların. Yani, benim çocuklarım, kendine gel lütfen. Benim ya. Çocuklarım piller, pil gibidir. Yani bir batarya gibidir. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir kumandanın iki pili var. Biri olmazsa biri çalışmaz. Biri olmazsa biri hayatta uyumaz, durmaz yemek de yani. Yemez. Kucak kucağa uyuyorlar. Ben nasıl akşam sabaha kadar geldim bilmiyorum. Şu anda oraya gitmek için can atıyorum. Yani Adem kayınvalidene, yani anneanneye bırakacak mısın çocukları? Ablacığım abime bıraktım, abimde durmadılar, uyumadılar, uyumazlar. Annem gele götürdüler. Bunu size söyleyemeyi unuttum, kusura bakmayın. Şimdi babaanne ve dedenin yanındalar evet çocuklar. Efendim. Evet efendim. Sen çocuklarını çok seviyormuş ya abla. Evet. Onun için mi 3 ay bıraktı gitti? Başka kadınların peşine onun için mi düştü? Ablacığım orada bir yanda var. Hatta kendisi de biliyor. Getirdi. Çalışmaya gittim. Çalışmaya gittim. Evet efendim. Çalışmaya gitmedi. Kızım çalışmaya gittiği yerde gören var. Amcayın oğlu görmüş. Halayın oğlu anne görmüş. Çalışmadı. Hep çalıştığı yerde görmüşler ama. Atomda. Sen bizzat anne, gidip gördün yani mü? Yani hepiniz doğrusunuz, ben yalanım, tamam. Orada görmüşler hep bu görenler. Çok güzel yalan söylüyorsun. Yani neden yalan söylüyorsun onu anlamadım. Yani bilmiyorum. Annemi de kendine uydurmuşsun Adem. Annem de senin yalancın olmuş. Hayır. Ince. Hayır. Evet. Ben Adem'i sen gideli görmüyorum. İşte Adem'in yüzü. Evet. Üç aynen. gün bir görüştük, ondan sonra görüşmedik. Sultan sen Adem'i de severek evlenmedin mi? Kaçarak hayır, mı? Hayır. Evet. Hayır. Zorla kaçırdı beni. Allah'ım. Zorla kaçırdı. Evet. Şikayetçi oldun mu? Annem de şikayetçi oldu. Sonra şikayetlerini hayır. geri çektiler. Avukat hayır, tuttular. Ben hiç şikayetçi olmadım. Avukat tutuldu. Avukata dilekçe yazdırıldı. Davar evinde doğdu. Öldü ölecek diye beklenirken 2 yaş küçük yazdırdık diye. Ben 2-3 karnım burnumda hamileyim. Hamile adliye koridorlarında geziyordum ben. En son hakim dedi ki bu kadın dedi akşam sabah doğurmak üzere dedi. Verin iznini nikah kıyılsın dedi. Ama yani, sen... Kaçmışsın Adem'e. Ben şikayetçi olmadım. Hayır, zorla kaçırdı. Hayır, nasıl zorla kaçırdı? Bir anlat. Kolum kanadım. Nasıl kaçırdığını bir anlatsana. Sultan. Ben dağda kuzu gidiyordum. Hı. Kuzularım bile şeyde kaldı. Kuzlukta kaldı. Götürdü gitti yani. Beni 15 yaşında bir çocuktum ben. Nasıl gidebilirim? Hangi akla cüret kaçabilirim? Ya o yaşta genelde kaçıyorlar ya hani aklı ermediği için. Peki sen Adem'i koyun güttüğün yerde... karşına çıktı. Abla aynı hiç köylüyüz tanıyor zaten muydun? Ya. Sürekli gelip gidiyordu abla. Hiç bizim oradan gitmiyordu ki. Tanıyordu. Amacı beni kaçırmaktı. Yani sen 15'ken o 25 yaşındaydı. Evet. 24. 24 yaşındaydı. 25 yaşındaydın yalan söyleme. 90 doğumlusun sen. Neyin kafasını yaşıyorsun? 1992 doğumluyum efendim. Gerizekalı. 92 yazdırıklar. 90 doğumlusun. Düzgün konuş Sultan. Peki orada... Senin daha önce yani isteteceğim şöyle böyle diyordu. Sen istemiyordun. Birden hayır. koyun otlatırken karşına mı çıktı? Hayır. İstetme meselesi falan hiçbir şey yok. Daha bak haber gönderen çok oluyordu ama ben kabul etmiyordum. Peki neyle kaçırdı seni şeyde? Abla yayan zaten köylerimizin arası 15 dakika mahalle. Bir yani, yol var arada. Kolundan tuttu sürükledi mi seni? Evet. Sen bağırmadın mı? Hayır. Niye? Korktum. Çok korktum. Ve size şunu anlatmak istiyorum. Bu anlatacağımın üstü biplenirse çok iyi olur. Hı. İlk gece ilişkimde ben dayak yedim. Dayak yiyerek beraber oldum. Allah'tan yani kork. Allah'tan, ilk Allah'tan. İlk dayaklarım böyle başladı. Allah'tan kork. Köydeki herkes biliyor nasıl dövdüğünü. Komşu kızı yüzünden beni divandan attı. Divanı çekti, ben divandan geriye düştüm. Ay. Adem. Adem yüzünden ben ilk çocuğumu düşürdüm. Ablacığım hiç böyle bir şey olmadı. Çocuğu yani... Adem zorla kolundan tutup sürükleyerek mi götürdün? Abla sürükleyemem. Benim kilom ne kadar ki sürükleyebileyim.
Düşün yani. Yüklese yani yüzü gözü parça olur. Peki yani. Şimdi çocukla ilgili, çocuklarla ilgili Adem, senin nedir? Annenler mi bakmaya devam edecek? Bir yuvaya vereceğim lafı etmişsin zaten. Yuvaya vereceğim dedim, o sinirli dedim, ortaya çıksın en azından, barışalım. Yani yuvaya ortaya bir çıksın. Çocuklar. Ben yuvaya vereceğim dedim. Çocuklarımı göremem. Dedim ama yuva verin yuvaya veremem. Çocuklar yuvaya olur. Yani yuvaya veremem abla. Vermez de zaten. Veremem. Kızım niye vurdun? Şöyle olsun, buraya gelmem. Tek tek. Şöyle bir şey var. Ben onlardan ayrılamam. Ben şu anda onlara koşmak için çabalıyorum. Yani lan ayrılamam da 3 ay neredeydin? Kızım bu adam hafta sonları gelmedi mi eve? 3 ay gönderdin. Hafta gidiyordu, sonları hep geldi. Gidiyordu çocuklara. Gizli saklı gelip görüyordu. Hayır. Bunu. Hayır. Bir kere hastalık. Kendin çağırıyordun cumartesi pazar çocuk gel çocuklara bak. Çocuk sesi var orada, evet. Bir çocuk sesi var, geliyor. Sultan. Arkadaşımın çocuğu. Anladım. Şimdi son kararın nedir? Adem diyor ki ben onu affedeceğim. Ben gelmeyeceğim. Hiçbir peki, şekilde annemle Adem'i de siz oradan gönderin. Gitmeyeceğim kızım, sen buraya gelmeyince ne halde olduğunu, ne kimin yanında olduğunu görmeden gitmeyeceğim. Anne kök sal o zaman stüdyoya. Tamam. Tamam, kök sal. Evet. Peki Sultan, Adem'i gönderirsek gitsin memlekete, zaten çocukların başına evet gitmek istiyor. Onu hayır, ben yine gelmeyeceğim. Onu gönderirsek gelir misin? Hayır, gene gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim abla. Abla hani geliyordu? Hayır. O zaman buraya, hayır, gelmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Adem'i gönderelim. Sen gel burada konuşmanı yap, gene git istediğin yere. Biz hayır, seni alıp da... Hayır, ben televizyona canlı yayına çıkıp kendimi rezil edemem, gelmeyeceğim. Ben ha, seni rezil etmiş edecek olsaydım şu ana kadar ederdim. Ve şu andan sonra da etmem zaten. Hani kendin bilirsin. Ama çocuklar yarın senin gibi anneye, senin gibi babaya dedikten sonra söyleyecek hiçbir kelime yok hocam. Tabii. Hiçbir kelime seni yok abla. Seni kim öğretiyor ya? Seni kim öğretiyor? Öğretmenini çıkarsana bana. Peki. Seni kim öğretiyor kızım? Seni kim öğretiyor? Senin öğretmenin var. Hayır. Yanındaki kadın seni öğretiyor. Kadın veya erkek. Adem, ben senden ayrılmak istiyorum. Niye ayrılmak? Peki neden ayrılmak istiyorsun? Tamam gel ayrıl. Cevap versin. Neden daha ayrılmak ne kadar istiyorsun? Anlatayım ben sana. Daha ne kadar anlatayım? Ben senin dayağından, şeyinden bıktım. Ben seninle aynı havayı solumak bile istemiyorum artık. Dünkü bağlanan komşu kimdi? Hani yan komşu. Kim yan komşun ya? Mehmet Bey. Müfide ablanın eşi. Mehmet Bey. Soy ismi ne? Ne yaptın? Buradan söyleme soyadını. Biz biliyoruz. Bizde var canım adı soyadı. Yani ben o adamı tanımıyorum. O adam benim hakkımda nasıl konuşuyor? Evet. Biz o adamı tanımıyoruz. Ben tanımıyorum o adamı. Çocuklara bak anne. Bakıcı bulamadım dediğinde o adamların yanındaydım ben. Peki. Yani önce çıkardığına baktın dedin. Unutma. Hayır, ben öyle bir kelime konuşmadım. Hiç kusura bakmayın. Hiç öyle Sultan, bir kelime konuşmadım ben. Sultan son sözünü söyledi. Adem evet, senin son bir sözün var mı Sultan'a? Ben hala bekleyeceğim. Boşanmaya kadar. Ben boşayana kadar bekleyeceğim. Cehennemin dibine kadar bekle, tamam mı? Yeberene kadar bekle ama seni boşayacağım eninde ya da sonunda. Bunu aklından çıkarma. Uzatmasan mı Adem? Peki. Şimdi böyle bir evlilikte... Boşanınca geleceğim mi? Peki, çocuklar bir dakika. İçin çabalamam onları lazım. Onları sonra konuşursunuz. Tamam. Böyle... Abla benim darp raporlarım, evden uzaklaştırma kararım, yani Adem'in hakkında açılmış kasten yaralamadan dava dosyam, her şeyim kanıtlı bir şekilde Mersin Silifke İlçe Emniyet Aile İç Büro'da var. Peki, peki Sultan. Bu evlilikte çocuklar da var, 5 ve 3 yaşında, 3 yaşında çocuk hasta. Olayların bu noktaya gelmesinde herkes, karı koca olarak size söylüyorum, herkes otursun, şöyle bir kafasını koysun, şöyle bir desin ki ben ne hata yaptım. Bunu Sultan da sorsun kendine, sen de sor. Bize söylemediğin, herkes kendini tabii sütten çıkmış ak kaşık gösteriyor ama herkes kendini bilir. Ben bu noktaya nasıl geldim, bizim evliliğimiz bu noktaya nasıl geldiği cevabını ancak kendini kendinize verebilirsiniz. Sonuçlarına da katlanırsınız bu durumda. Biz kızın hayatta sağlıklı bulduk. Karın hayatta sağlıklı bulduk. Ama bundan sonrasında barış git falan gibi demek bizim haddimize düşmez. Çünkü ortada korku dediği, elinde darp raporlarının olduğunu söyleyen bir kadın var. Evet, şimdi Ebru'ya geçmek istiyorum. Ebru'nun her ne kadar yaşı 21 de olsa, 20 de olsa, reşit de olsa özel bir durumu var efendim. Dün de söylemiştik. Özel bir durumu da
bir süre önce kendisine konulan bir tanı. Bipolar tanısı. Dolayısıyla sağlıklı düşünemediği dönemler oluyor, sağlıklı karar veremediği dönemler oluyor. İlaçlarını aksattığı için yeterince verim alamıyor o ilaç sürecinden. Ve annesi biliyorsunuz buraya geldi. Tramvaydan iniyorlar. Aynı tramvayla Ebru geriye dönüp kaçtı. Ortadan yok oldu. Sonra öğrendik ki daha öncesinde bir kuyumcuya gidilmiş. Orada işte göğe bir fotoğraf çekilmiş. Çok güzelsin. Sana gel burada fotoğraf çekeriz filan denmiş. Bir harita da getireceğim ekrana. Dün son dakika gelişmesi olarak da Ebru'nun bulunduğu bilgisini, Ebru Özdemir'in sizlerle ve annesiyle paylaşmıştım. O konuyla ya da bir açıklık getireceğim efendim. Ebru Özdemir bulunmadı. Tramvaydaki kız annesini istasyonda bırakıp kayıplara karıştı. 20 yaşındaki Ebru Özdemir akıllara durgunluk veren kaçış planını neden yaptı? Benim yanımda tam beni götürüyor tramvayla. Ebru tramvaya tekrar atlıyor ve gidiyor. Gidiş o gidiş. Giyim mağazasındaki arkadaşı kim? O arkadaşına da sesleniyorum buradan. Çalıştığın yer de belli. O giyim mağazası. Seni model yapacağım. Kuyumcu demiş ki sen çok güzelsin. Gel ben seni model yapacağım. Buna bu fotoğrafların karşılığında 750 milyon para veriyor. Ben şimdi daha çok tehlike altında olduğunu düşünüyorum. Tramvaydaki kız Ebru nerede? Birazdan. Evet, şimdi Ebru'nun annesi Nigar Hanım stüdyoda yine. Nigar Hanım hoş geldin hoş canım. Hoş bulduk Serap Hanım. Dün tabii çok güzel bir... Evet, ben de çok sevindim. Göz aydınlığı bilgi vermiştik diye. Size. Biz de çok mutlu olmuştuk. Ancak şöyle bir durum olmuş. Dün bizim o müjdeyi verdiğimiz saatler içerisinde yine Ebru isminde reşit olmayan bir kız, ailesi tarafından aranan bir kız bulunuyor. Ailenin de kayıp başvurusu olduğu için o kızın fotoğrafı da sizin kız kardeşinize gönderiliyor, teyzeye gönderiliyor. Teyze evet bu bizim kızımız diye teşhis ediyor. Demek ki ya arada çok benzerlik vardı ya o heyecanla benzetti. Fakat daha sonra o olmadığı anlaşılıyor. Evet, evet. Yani Ebru halen kayıp bu durumda. Dünkü bilgiyi de biraz herhalde teyzenin heyecanına vermek lazım. Çünkü karakol onlara da göndermiş o fotoğrafı. Şimdi olay İzmir'de yaşanmıştı biliyorsunuz. 4 Ocak günü annesiyle beraber bir güzellik salonunda randevuları vardı. Oraya gittiler. Tramvaydan indiler ikisi birlikte, anne önden, Ebru arkadan. Anne arkasına bir döndü, Ebru aynı tramvaya bindi ve kayboldu. Ancak dün konuşmalarımız sırasında ortaya çıktı ki Kemeraltı'nda Çankaya diye bir bölgede. Evet, Çankaya tarafında dedi bana. Tarafında. Evet. Kuyumcuların olduğu bir yer varmış efendim. Toptancı kuyumcularmış onlar. Toptancı kuyumcular. Evet. Kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz ama annenin yaşadığı ve anlattığı bilgiyi söylemek istiyorum. Bir tane arkadaşı varmış Ebru'nun ve... Evet, o arkadaşı kimse, o buraya bağlansın, o her şeyi biliyor. O arkadaşı bir giyim mağazasında çalışıyormuş. Ebru ile beraber, Ebru o kızı götürmüş, Ebru bir bot almış. Botun değeri 800 liraymış, adam ona 170 liraya vermiş. O kız da o botu çok beğenmiş. Ebru ile beraber gidip aynı o fiyata Ebru için veriyor. Bir şeyler Ebru, dönüyor bakın. Evet, çok bir şeyler dönüyor Nigar Hanım. Ebru şeyler bana dönüyor. Anlattı bunu. Bu durum beni de rahatsız etti. Ebru dedim ben dedi anne uzun bot aldım ama kısa da almak istiyorum. Tamam dedim gel beraber gidelim alalım. Biz Kemeraltı'na girdik. Ben o ayakkabıcıyı da biliyorum. Gittik oraya gittik. Ebru ile adamın iletişimini ben hiç beğenmedim. Öyle mi? Evet, birbirlerini çok tanıyorlar. Hani resmen adama dedi ki hadi dedi çıkalım yukarı ben bot bakayım dedi. Adam da hemen peşinden gitti ama Ebru ile ilgilenmesi farklı bir şeydi. Adam kaç yaşlarında? Adam 50 yaşlarında. 50 yaşlarında? Evet, hatta adama sordum. Ben Ebru'da bir takım bozukluklar var dedim. Hani adam ondan uzak dursun diye bunu bilsin adamı uyardım. Ama bipolar olduğunu söylemedim. Ebru evden kaçtı dedim. Biz Ebru'yu bulduk getirdik dedim. Abi dedim bu doğru bir şey mi dedim. Gitmiş dedim bir kuyumcuya, kuyumcu ona gel ben seni model yapacağım demiş dedim. Adam da dedi ki evet dedi bu tür şeyler yapılıyor dedi. Neden biz 800 liralık botu 170-180 liraya verdin diye sordun mu? Sormadım onu.
Ondan sonra Ebru'ya şey yaptı, dedi ki işte ben onların şeyi beni rahatsız etti. Ebru dedi ki bana indirim yapmış dedi herkese. Sonra Ebru'ya dedi ki ben dedi aynı dedi senden ekmek yiyorum dedi. Sen bana müşteri getiriyorsun dedi. Aynı fiyata gene bunu da sana vereceğim dedi. Botun değeri 750 lira. Ne müşterisi getiriyor yani, nasıl çok bir müşteri? Çok acayip şeyler bu çıkıyor ortaya. Şimdi bir harita gelecek efendim ekrana. Bu haritada öncelikle tabii bu ayakkabıcı mevzu da yeni çıktı. Evet, ayakkabıcı da bir arkadaşı da bize ulaştı. O kız da Ebru'yu sadece yürürken tanımış yani. Ebru'yla yani tanışmış. Oradan gitmişler. Ebru'ya botların ne çok yüksek demiş. Niye bu kadar yüksek aldın demiş. Yürümesi çok zor oluyor demiş. Ebru ona anlatmış. Oradan geçmiş. Adam da zaten ayakkabıcı oradaymış. Ebru burada aldım diye kıza göstermiş. Adam Ebru'ya Ebru diye seslenmemiş. Farklı bir isimle seslenmiş. Allah Allah. Sen neredesin? Ben seni sürekli arıyorum. Neden telefonlarımı açmıyorsun ayakkabıcı kız? Ayakkabıcı diyor. Evet, ayakkabıcı diyor. Adam. Evet. Aynı o ayakkabıcı. Ne, bir sen, ayakkabıcı bir de kuyumcu. Sen neredesin? Evet, sen neredesin kız? Ben seni hep arıyorum. Kız. Evet. Ama isim farklı şeyle. Öyle diyor. Önce kız diyor, sonra da başka isimle sesleniyor. Diyor ki benim ilgimi çekti diyor. Sonra diyor Ebru'nun botları inmiş. Elleriyle tutmuş botları yukarı kaldırmış. Ben adama demiş ki sen neden Ebru'nun vücuduna dokunuyorsun? Neden botlarını çekiyorsun? Çekmek isterse kendisi çeker, kendisi bağlar ipini demişim. Kızdım diyor. Oha şeyi beni çok rahatsız etti diyor. Allah hatta Allah. Kız numarasını da verdi. Sizin ekibinize de verdim. Ayakkabıcının adı da var. Bu ayakkabıcının altında ben bundan şüphelenmiştim. Zaten İzmir'de ekibimiz var. Kuyumcularla da görüştüler. Onların hepsine gelecek sıra. O adamın da şeyinde ayakkabı yerinde gittim ben. Kameradan izlemek istedim. Adam dedi bizde kamera yok ama o çevrede çok kameralı yer var. Ebru şu son 5 günde şu girmişse oraya çıkacak. Şimdi efendim Ebru'nun evi, ailesiyle yaşadığı ev. Buradan çarşıya gidiyorlar. Çarşıya gidecekler. İşte tramvay durağı. Şurada iniyorlar. Burası çarşı. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buradan iniyor, tekrar tramvaya biniyor ya annesini atlatıp. Şurada da Kuyumcular Çarşısı. Doğru mu? Evet, doğru. Çok yakın yani. Çok yakın, evet. Yani Ebru tramvaydan bir durak sonra inse evet. Oraya mı gidiyor? Evet, oraya gidecek. Bu oraya kadar gidecek. Basit. Evet. Yani Ebru 4 Ocak günü üzerinde hiçbir şey yok. Para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Belki 200-300 lirası. Hayır, hiç yok. Neden hiç yok? Çünkü para hepsi bende. Ebru yanına çanta almadı. Kimliğini almadı. Hani o dönemde ben Ebru'ya zaten Ebru çantasını almış olsaydı her şey yanında. Ben ablasını, kardeşini aradım. Esra koş dedim. Bak bakayım dedim. Ebru cüzdanını almış. Yani planlı evden çıkmış mı diye düşündüm. Hayır, cüzdanı orada duruyor. 200 lira parası var içinde. Yok, almamış hiçbir şey. Ne çanta, ne telefon. Şimdi bipolar dediği için söylüyorum. Bu teşhis konmuş. Yani anlık kararlar da o anda anneyle birlikte indiler. Tekrar tramvaya bindi. Bir durak sonra indiğinde de direkt seni yılbaşından sonra gel, seni model yapacağım diyen kuyumcunun bulunduğu nokta burası efendim. Yani 150 metre. Aslında yürüme mesafesi de giderdi ama annesi peşinden gelir diye tabii evet, ki de. Tabii. Bakacaktın kızın yürüyor, gidecektin tabii peşinden. Tabii ki peşinden koşturacaktın. Ona engel olmak için tramvaya tekrar bindi. Bir durak sonra da o kuyumcunun olduğu yerde indiğini düşünüyoruz. Çünkü bu kuyumcuya yılbaşından önce işte o bir giyim mağazasında çalışan arkadaşıyla gittiğinde ki böyle bir arkadaş var mı sorusunun da cevabını aradık. Onun cevabını da vereceğim size. Öncelikle o olayın böyle gerçekleştiğini düşünüyoruz. Yani model olma hevesiyle. Adam bir fotoğraf çekmiş, biraz herhalde açık saçık fotoğraf çekmiş. Anne sen bu fotoğrafları kabullenmezdin demiş. 750 lira para vermiş. Dün de söyledim. Bu işin ajansları var, bu işin efendim kendi yakınlarıyla çalışan kuyumcular var. Kaldı ki bunlar hani dünya markası falan değil tabii yani. De. Normal esnaf kuyumcular. Tabii. Dolayısıyla o kadar paralar vermezler. Başka bir neden var bunun altında. Bir de şimdi ayakkabıcı çıktı. Şimdi bu tramvayla iniş, tramvayın geldiği nokta, orayla ilgili bir çekim yaptık efendim. Önce onu izleyelim. Bu arada dediğim gibi orada ekibim var. Muhabirim Esra da orada. Bazı bilgileri de kendisinden alacağız zaten.
3 gün önce İzmir Konak'ta kayıplara karışan tramvaydaki kız Ebru'nun akıl almaz kaçış planını adım adım takip ettik. 4 Ocak günü annesi Nigar'la güzellik merkezi randevusu için evden çıkan Ebru'dan günlerdir haber alınamıyor. Annesi Nigar'la birlikte İzmir'de karantina durağından tramvaya bindi ve Konak durağında indiler. Ancak Ebru kapı kapanıyor anonsundan hemen sonra tekrar tramvaya bindi ve kayıplara karıştı. Kapı kapandı. Annesini istasyonda bıraktı. Konak'ta annesiyle birlikte tramvaydan inen Ebru, kapı kapanıyor anonsundan hemen sonra tekrar tramvaya bindi ve buradan kayıplara karıştı. Ve o gün bugündür efendim. Bugün ayın 7'si. Bugün 3. gün hiçbir haber yok. Tabii ki 20 yaşında, tabii ki reşit ama dediğim gibi özel bir durumu olduğu için ilaçlarını aksattığında da bazı olumsuz davranışlarda bulunabileceği veya bulundurulabileceği dikkate alınacak olursa aile endişelenmekte haklı. Bir de dün galiba siz vesayet altına alacağız ya da evet, öyle bir şey. Evet, vasiyet davası açtık biz. Hızlandırdılar vasilik. Vasiliği alacağız. Yani hızlandırdılar. Bugün için daha çok hızlandı. Hemen peki, çıkacak. Peki elinizdeki raporlar buna yeterli demek ki. Yani vasi tayin edilmesi için yeterli. Bipolar'ın dereceleri var. Çok enderdir bipolar sebebiyle vesayet davası açılması ama bilemiyoruz tabii yani derecesini. Şimdi, üst derece bir rahatsızlığı yani, varsa yani vesayet altına alınmak demek ergen, o, ya büyük olan, reşit olan kişinin kısıtlanması 18 yaş altı çocuğun seviyesine indirilmesi demek. Ve bunlar ancak ve ancak adli tıptan alınacak raporlarla olur. Dolayısıyla muhtemelen adli tıptan gelen raporlar kısıtlanmasına uygun raporlardır hocamın dediği için. Onun için kısıtlanabilir. Buna ilişkin olarak mahkeme kısıtlama kararı verince artık reşit olmayan çocuk muamelesi görür artık. Adli tıptan böyle bir rapor geldi mi size? Öyle bir başvurunuz olmuş muydu? Bize Ebru'nun hastaneye yatması gerekiyordu. Ebru hastaneye yatmayı yani kabul etmedi. Kabul etmediği için doktorların yazıları var elimizde. 4 tane doktor Ebru'yu görmüş. Onların yazıları var. Hep şimdi, onların verdiği şey var. Bir de yani tabii elimizde. Bu ayakkabıcı olayı çok kafa karıştırıcı. Çok enteresan. 50 yaşlarında bir adam, 20 yaşında bir kız 800 liralık ayakkabıyı 180 liraya alıyor. Diyor ki arkadaşı bile rahatsız olmuş. Çizmeyi çekiyordu, onun çizmesini çekiyordu. Neden dokunuyorsun dedim. Kızdım demiş. O bana müşteri getiriyor. İşte neler dönüyor anlamadım. Ama biz bu kuyumcuları da ziyaret ettik. Orası efendim toptan kuyumcuların olduğu bir yer. Kuyumcu esnafıyla görüştük. Acaba bu kızı tanıyor musunuz? Böyle bir uygulama var mı? Bunları yapıyor musunuz? Yani kapıdan gelen bir kıza gel ben senin fotoğrafını çekeyim takılarla sonra da 700 lira vereyim 750 lira böyle bir şey var mı diye sorduk. Aldığımız cevaplar hiç öyle değil zaten. Demiş ki sen çok güzelsin gel ben seni model yapacağım. Normal figürasyon ücreti onlar da günlük beni 600 beğendi, lira. Yani bütün bir gün sette geçiyor 600 lira veriyor. Bu kaybın arkasında ben kuyumcu da var. Normal kıyafetiyle mi çekmiş yoksa hani böyle giydirip mi giydirip? 3 gün önce kayıplara karışan Ebru ailesine daha önce 750 lira karşılığında bir kuyumcuda modellik yaptığını söylemişti. İzmir'de kuyumcularda izini sürdük. Kemeraltı Çarşısı'nda bir kuyumcu 20 yaşındaki Ebru'ya 750 lira karşılığında modellik teklif etmişti. Şimdi biz Kemeraltı Çarşısı'na geldik. O kuyumcunun izini süreceğiz. Hiç herhangi bir kuyumcunun vitrininde vesaire fotoğrafı? Yani kuyumcuyla mı anlaşıyormuş? Arkadaşı mıymış? Modellik yapmış bir kuyumcuya, ondan da şüpheleniyor tabii. Bizim öyle bir çalışmamız olmadı. Hiç gördünüz mü herhangi bir kuyumcunun vitrininde? Maalesef. Biz modelle çalışmayız. Bir kuyumcu bu kızımıza Ebru ismi 750 lira karşılığında modellik yaptırıyor. Böyle bir sistem var mı burada kuyumcular çarşısında? Olması imkansız. Hepimiz esnafız burada. Yani olmaz yani böyle bir şey. Yani yaptıysa niyeti kötü olabilir mi? Niyetini bilemiyorum yani. Ama şaşırtıcı yani. Siz hiçbir vitrinde, herhangi bir kuyumcunun vitrinde vesaire böyle bir hanımefendinin fotoğrafını gördünüz mü? Yok, hayır görmedim.
kuyumcu vitrininde olsun herhangi bir yerde görmedim. Peki şimdi bu kız bir kuyumcuya müşteri olarak giriyor. Kuyumcu diyor ki ben sana 750 lira para vereyim. Senin fotoğraflarını çekeyim, seni model yapayım. Böyle bir çalışma sistemi var mı İzmir'deki kuyumcularda? Hayır, öyle bir çalışma sistemi yok. Zaten hani böyle bir şey olduğu zaman belirli bir kurumlar var, oraya başvuruyoruz. Oradan yardımcı destek alıyoruz yani. Ajanslarla çalışıyoruz. Ajanslarla çalışıyoruz, aynen öyle. Evet, duyduğunuz gibi kuyumcu esnafı arasında böyle bir uygulama yok. Onlar da şaşırdılar zaten. Biz dediler zaten profesyonel birilerinden bu konuda destek alıyoruz öyle durumlarda dediler. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Yani işin içinde başka bir iş var ve o gün annesinden sonra en yakın durakta indiğinde, bir durak sonra indiğinde de o çarşıda oluyor ve o kötü niyetli, art niyetli kişi, her kimse ona gitti. O kişi çünkü yılbaşından sonra gel demişti. Peki o kuyumcuya bir arkadaşıyla gittiğini iddia etti Ebru. Evet. Dedi ki filanca yerde bir arkadaşım mağaza. Arkadaşım çeyrek altın aldı dedi. O sırada giyim mağazasında çalışan bir arkadaşım evet. dedi. Onunla gittik. Biz de dedik ki yani o da işin içinde olabilir mi? Çeyrek altın almaya gitmiş. Ama o arkadaşını siz hiç bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Hiç, hiç ağzından da duymadınız. Duymadık, daha önce. Yok. Anne benim bir arkadaşım var. Giyim mağazasında çalışıyor. Hazır giyim mağazasında çalışıyorsa 3-5 kuruş da eline harçlık falan geçti ya, anneanne falan da verdi. Ben gideyim oradan kendime kıyafet alayım. Böyle bir şey de duymadınız yani. Aldı kıyafet. Oradan. Oradan aldı. Evet. O almıştı. Zaman efendim o mağazada çalışanlardan biri yalan söylüyor. Tabii. Bir kişi yalan söylüyor. Çünkü çok önemli bir şey olmuş dün. Programımızdan sonra mağazanın patronunun dikkatini çekiyor bu olay. Ve bir şey yapıyor. Bunu da bize muhabirimiz Esra anlatacak İzmir'de. Esra merhaba. İyi yayınlar Serap Paköz. Teşekkür ederim. Esra sen dün o mağazaya gittin ve orada gerçekten böyle bir arkadaşı var mı? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Neyle karşılaştın? Ben Karşıyaka'da söz konusu olan mağazaya gittim ve mağaza müdürüyle görüştüm. Mağaza müdürü yayınımızı takip ediyormuş. Dün bizim yayınımızdan sonra bütün çalışanlarını toplamış ve Ebru'nun fotoğrafını göstermiş. Bu kızı tanıyor musunuz ya da bu kızla arkadaşlığınız var mı diye. Ancak mağaza çalışanları Ebru'yu tanımadıklarını ve hiçbir şekilde de bağlantıları olmadıklarını söylemiş. Hatta mağaza müdürü bana bugün bunu soran ya 10. ya da 15. kişisiniz dedi. Çünkü müşteriler de aynı şekilde Ebru'nun fotoğrafını gösterip bu kızı tanıyıp tanımadıklarını soruyorlarmış. Mağaza müdürüne yakın tarihte herhangi bir çalışanın işten çıkıp çıkmadığını sordum. O da Ebru'nun evden kaçtığı tarihlerde işten çıkan birinin olmadığını söyledi. Seyircilerimiz de çok tatlı tabii, değil tabii. mi yalnız? Fotoğrafları alıp evet. gidip o mağazaya, onlar da araştırma yapıyorlar evet. bayağı dedektif gibi. Şimdi mağaza müdürüne de ben teşekkür ediyorum duyarlılığı için. Fotoğrafları gösteriyor bütün çalışanlarına. Bir de bir şey soracağım. Esra, genelde kızlar mı çalışıyordu yoksa erkek çalışan da var mı orada? Bir tane erkek çalışan vardı benim gördüğüm ama genellikle kızdı. Peki, teşekkür ederim. Şimdi ya mağazada çalışan kızlardan biri tanıyor ve bunu söylemedi, sakladı. Ya da aslında Ebru hayali bir kişiyi yarattı. Evet. Ama mağaza adı doğru. Mağaza evet, adı bir doğru. Mağaza var. Oradan da kıyafet almıştı. Aynı mağazanın adında hani etiketleri hep üstündeydi. Hı-hı, almıştı hı-hı. gömlek almıştı, hırka almıştı, mont almıştı. Bir sürü de kıyafet almıştı oradan. Yani orada tanışmış olma ihtimali çok yüksek. O mağazadaki kızlardan ya bir tanesi yalan söylüyor. Doğruyu söylemiyor ya da çünkü korkmuş olabilir. Fakat korkmasına gerek yok. Onunla ilgili bir olay değil çünkü bu. Ben buradan söylüyorum, korkmana gerek yok. Lütfen bizi ara ve o kuyumcunun adını bize ver. Çünkü asıl korkması gereken kişi Ebru olabilir şu anda. Korku içinde bir şekilde bir yerlerde bir şeylere zorlanıyor olabilir. Ailesi korkuyor. Evet. Senin korkmana gerek yok. Ama bilgine ihtiyacımız var. Lütfen. Lütfen bu bilgiyi ver. Bir de bu ayakkabıcı. O diğer kız çocuğu o ayakkabıcıyı biliyor zaten. Biliyoruz. O biliyor. Ben bugün ekibinize hemen, verdim numarasını. Bugün hemen biz ekibimizi oraya göndereceğiz. O ayakkabıcıyla. Eğer ki o kızcağız da buluşmak isterse ekibimle buluşsun.
yani kendisini ekranda görünmesine gerek yok. Bizi götürsün oraya, bize röportaj verebilir. Ondan sonra o ayakkabıcı çok önemli, o kuyumcu çok önemli. Bunlar bir akraba bile olabilirler. O ayakkabıcı nerelerde, bu çarşıda falan alakasız bir yerde mi buralarda? Kemeraltı'nın tam böyle şey ara sokağa böyle girişi, konak tarafından giriş yani ortada. Bu Kuyumcular Çarşısı ile alakasız bir yok, yer. İlgisi ya yok. Yakın hepsi birbirine. Yakın. Yakın. Hepsi peki, aynı sırada. Nigar Hanımcığım sen de bir seslen kızına canım. Kızım Ebru'm bak korkma. Biliyorum sen korkuyorsun diyorsun. Yani ben gidersem benim ailem beni ailem bana kızacak. Beni dövecek. Bu şekilde düşünüyorsun. Çünkü herkese de aynı şekilde söylüyorsun. Bize de söylüyordu. Siz ben gittim geri dönersem siz beni öldüreceksiniz. Beni tehdit ediyorsunuz. Sürekli ben ölümle tehdit ediliyorum. İnsanlara da bu şekilde söylüyor. Yani bunu şiddet hayal ediyorum. Görüyorum. Evet. Bu aslında böyle görüyorum. Bir şey yok. Yok böyle bir şey. Ebru'ya diyoruz ki Ebru diyoruz biz seni dövsek şiddet yapsak. Kızım sen gidersin bir darp rapor alırsın. Şimdiye kadar bir raporun olmuş olurdu. Neden bu şekilde konuşuyorsun? Polis geldi. Polise de aynı o şekilde. Ben ailemi istemiyorum. Ailemle birlikte yaşamayacağım. Ayrı yaşamak istiyorum. Ebru'da bu şey vardı. Gidiyor geliyor. Ama ilaç kullandığı dönemde böyle değildi. Yalnız şimdi bu anlattığınız peki, belirtiler bipolardan biraz farklı bir kayıyor, rahatsızlık. Kayıyor değil mi hocam? Sanki evet, biraz olmayan daha farklı, şeyleri daha, varmış gibi. Daha ağır bir durum var ve bu daha acil hale getiriyor. Peki Ebru'nun hocam bulunması. Bipoların ilaç kullanmama ya da başka şeylerin tetiklemesiyle ki şunu hatırlatayım bir yıl önce bir erkek arkadaşı var neredeyse nişanlanacaklar. Nişan kıyafeti bakıyor. Alaaddin birdenbire onu terk edince 2 ay yataktan çıkmıyor Ebru. Ondan sonra zaten var olan bazı rahatsızlıkları da tetiklenerek devam ediyor. Bunun bipoların şizofreniye çevirme ihtimali var mı mesela? Tabii ki var. Daha ağırlaşma. Yani bu anlatılanlar biraz o yana doğru ağırlaştığını gösteriyor zaten. O yüzden diyorum bu kızla ilgilenen, bu kızı yanında tutan, onun reşit olmasının hiçbir önemi yok. Çocuğun durumu iyi değil. Çok daha ağır suçlar ve cezalar sizi bekliyor olabilir. Bir an önce bu kızı teslim edin efendim. En yakın karakola teslim edin diyorum. Evet kendisi istemiyor olabilir bak. Tabii kendisi ki. Gelmek onun istemiyordur ama zorla götürün teslim edin. Ebru sen de döneceksen bize dönme kızım. Git karakola yaşadığını bilelim. Kendini güvence altına devlete git. Devlete sığın. Sen evet, bu durumda ne yapabilirsin? Yani kim ben dönmek bakabilir istemiyorum dese dahi o kişilere sesleniyorum. Durumu iyi değil. Onun söylediği şey şu an için normal, sağlıklı değil. Bakın aile vesayet davası yani vesayet altına almak istiyorlar. Çünkü kendi kararlarını vermekte zorlanan bir durumu var. Giderek de durumu daha da kötüye gidiyor. Evet. Efendim Osmaniye'de yaşanan bir olay. Özür dilerim. Evet Osmaniye'den geldiniz evet, değil mi Siyat Bey? Hı-hı. Doğru söylemişim. Eşini kaybetti. 2 çocuğu vardı. Şu anda 19 ve 17 yaşında 2 erkek çocuğu. 2000... Hayır 19 değil. 10. Biri 10, öbür biri 19. Büyüklerden bahsediyorum. Heh, tamam. Heh. 19 ve 17 yaşında 2 erkek çocuğu vardı. 2009 yılında eşini kaybedince bir hayat arkadaşı, çocuklarına da belki anne olacak bir kişi aradı. Ve 2010 yılında aradığını buldu Siyat Bey. Müge Nur Hanım'la bir evlilik yaşadı. Oradan da 2 tane çocuğu oldu. Buraya gelme sebebini şimdi kendi ağzından dinleyeceğiz. 21 gün önce karısı içerideyim yazılı sır dolu bir mesaj gönderdi. Siyat bir daha ne çocuğundan ne de eşi Müge Nur'dan haber alamadı. Bana bir mesaj attı içerideyim diyerekten. 2 çocuğumu da aldı ve ortadan kayboldu. Üvey oğlunun yüzünden mi gitti? Üvey oğlum yüzünden mi gitti acaba? Psikolojik duruma mı düştü gitti bilmiyorum. Gittiklerini nasıl öğrendi? Okuldan izin almışlar, almış çocuklara. Annemin tazesine geliyorum, cenazem var diyerekten. Daha bir daha da hiçbir haber alamam. Siyat, eşi Müge Nur'la 2 çocuğuna kavuşabilecek mi? Birazdan. Siyat Bey, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle 2001 yılında evlendiğin eşin 2009 yılında vefat ediyor. Başın evet, sağ olsun. İki dostlar tane evlat vermiş sana. Evet. Nihat 19, Gökhan 17 yaşında. Ve sen 2010 yılında yani bundan 12 sene önce evet, Müge Nur Hanım'la tanışıyorsun.
Kim aracı oldu? O zaman çocuklar daha ufak. Hem şunu mu düşündün? Çocuklarıma da bir ablalık, annelik yapacak biri olur başımızda mı diye düşündün? Tabii ki. Şimdi ben tek olduğum için bir an önce dedim bir yuva kuralım. Hem dedim çocuklarıma annelik yapar. Biraz yüksek sesle konuş Ziyad Bey. Bir yuva kuralım dedim. Hem dedim çocuklarıma annelik yapar dedim. Hem bir yuvam olur dedim. Ben birkaç kişi araya girdiler. Müge Hanım'ı buldular. Müge Hanım daha önce evlenmiş miydi? Evlenmişti. Onun da bir tane çocuğu var. Bir tane çocuğu. O zaman siz daha kendi çocuklarınız yoktu ama iki senin çocuğun bir de onun çocuğu. Evet. Üç çocuklu bir aile oldunuz evlenince. Evet. Hayır. Şimdi kendinin çocuğu bizimle durmadı. Bizimle yaşamadı. Anneannesini tercih etti. Evet. Sürekli şimdi şu anda da anneannesinin yanında. Yani. Aradan 6 ay falan geçti. Evlendikten sonra. Oğullarınla iyi anlaşıyor muydu Müge? Evet, o zamanlar ilk evlendiğimizde iyi anlaşıyorlardı. Aradan 6-7 ay geçti. Eve geldim, evde yok. Çocuklara sordum, anneniz diye dedim, bilmiyor dediler. Anne mi diyorlardı Müge? Evet, anne diyorlar. Hala daha anne diyorlar yani. Ve aradım, açmadı telefonum. Sonra abisini aradım, dedim böyle böyle dedim, evde dedim yok dedim, sizin haberiniz var mı dedim. Bizim yanımızdaydı Erzin'de. Ve ben oraya gittim. İşte bir ay falan orada kaldı. Tekrar götürdüm ben eve. Tekrar niye geldim. Gitmiş? Bilmiyorum işte niye gittiğini bilmiyorum. Sormadın, onunla, mı? O, sormadın mı niye gittin? Sordum cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Evet. Bu kaçmaları sürekli yapmaya başladı yani. Sürekli. Ailesinin yanına. Ve gene ben de şey etmedim. Dedim ben bunu bir psikiyatraya götüreyim. Psikiyatraya götürdüm ve sinir çıktı. Yani ilaç tedavisi uyguladı doktor bey. Şimdi senin o dönemde evet. Çocuklarından biri 5 yaşında, evet. Bir tanesi de 7 yaşında. Hı. İki tane erkek çocuğu. Müge'nin çocuğu yanında değil evet. Ve bu çocukları başta ilk 6 ay boyunca bir problem çıkmadı. Hı. Çocuklar anne dedi ona ve çocuklar anneyi kaybetmişlerdi, vefat etmişti anne. Onlar da biraz... Tabii travmalıydı. Ve bir süre sonra Müge bu çocuklardan rahatsız mı olmaya başladı? Sevmemeye mi başladı? Kötü davranmaya hayır, mı başladı? Hayır, öyle bir şey yapmadı yani. Sinir çıktı hayır. Diyorsun ya. Evet. Yani sinirlendiği evet. Dönemlerde çocuklara kötü davrandığı oldu mu? Hayır, kötü davrandığı olmadı. Sinir çıktığı nereden anlaşılıyor yani? Kavga çıktı diye bir rahatsızlık sinir zaten yok. Var ya yani. Hayır şimdi. O yani agresif mi saldırgan mı çok? Hayır saldırgan mı görüyor? Saldırgan falan saplantıları değil. Saplantıları mı var? Bu sürekli işte evden kaçtığı için ben bunu psikiyatrik doktoruna götüreyim dedim. Niye kızıp kaçıyormuş? Birinde söylemedi, ikisinde söylemedi. Üçünde de mi söylemedi? Hayır hiçbir zaman söylemedi mesela bana. Niye hiçbir kaçtığını hiç bilemedin onu? Hiçbir zaman bilemedim. Hiçbir zaman bilemedim. Çok sağlıklı bir iletişim değil yani. Değil. Kaçıyor evet. Ama neden kaçtığını i̇şte sen bilmiyorsun. İşte onu soruyorum neden kaçıyorsun diyorum. Beni mi istemiyorsun diyorum. Hayır diyor. Çocuklarımı mı istemiyorsun diyorum. Hayır diyor. Ama ne ailesinin neyden? Yanında çıkıyor. Ama ailesinin yanında çıkıyor. Kötü bir yerden çıkmıyor tabii, tabii. Yani. Kötü evet. Bir durumla karşı karşıya ha? Değiliz. Hayır kötü durumla bir karşı karşıya. Bunalıyor gidiyor. Evet, tabii ki. Derken iki tane çocuğunuz oldu sizin. Bugün bir tanesi 11 bir tanesi 10 yaşında. Hı-hı. İki tane çocuğunuz var. Evet. O çocuklar dünyaya geldikten sonra da bu kaçmaları devam evet, etti mi? Evet, oldu. Onları bundan, da bırakıyordu evde. Bundan 3 yıl önce, 3 yıl önce ben çalışıyordum, telefon açtım. Ve telefonla ulaşamadım. Çünkü her 5 dakikada bir beni arar. Ve 5-10 biraz sonra da aradım, yine ulaşamadım. Niye 5 dakikada birbirimizi arıyorsunuz? Paranoya mı vardı acaba? Hayır, yani evde tek olduğu için. Kıskanıyor muydu, niye arıyordu 5 dakikada bir? Kıskanma falan yok, sonradan kıskanma olayları çıktı. Yukarı çıktım dedim filan müdürüm dedim böyle böyle dedim ben bir eve varıp geleceğim dedim. Git gel dedi. Eve geldim. Kapı açık. İçeriye girdim. Koltuğun üzerinde bir yazı var. İşte ben seni istemiyorum. Ben gidiyorum diyerekten. Daha iki çocuğunuz varken oluyor İki çocuklar. Bu. Çocuklar da yok. Çocuklar da almış. Kendininkileri almış yani evet. Ortak çocuklarınız. Evet kendilerini evet. Almış. Ve buraya ben birkaç araştırdım. Ailesini filan aradım. Dediler bizim burada yok dediler. Aradan 3 gün mü geçti, 4 gün mü geçti? Benim arkadaşım bir tanesi aradı. Dedi ki Nasihat dedi, biz dedi eşini bulduk. Osman'ın altında dedi bir çiftlikte. Çiftlikte. Evet, çiftlikteydi. Yani bulan insanlar da dedi, seni tanıyorlar dedi.
Tanıdık birine gitmiş yani, evet, o da. Evet, tanıdık birine gitmiş. Dedim yine o zaman dedim, ona dedim alın sizi oraya getirin dedim. Seni görmek istemiyor dediler. Dedim siz getirin. Ben köyden geldim. Neredeydim? İçerideydi. İçeri girdim. Hani korkuyor gibi bir vaziyeti var. Dedim canım ya niye dedim böyle yapıyorsun sen? Niye kaçıyorsun evden? Hiç seslenmedi. Neyse vardım kolundan tuttum. Bir titreme var geldi. Dedim kalk evimize gidelim dedim. Hiçbir şey olmamış gibi haklı evimize gittik. Siyahat bu daha önce kaçışlarında ailesinin yanında bulduğunda evet. Dövdün mü kadını sen? Hayır. Hayır dövmedim. Niye gidiyorsun? Niye ikide bir kaçıyorsun diye? Hayır. Dövdün hayır, mü? Öyle doğru bir şey, söyle. Öyle bir şey olmadı. Yani o kaçış. Çünkü senden bir yani, korkusu niye var? Ya tehdit yani, mi ettin bir daha hayır, kaçarsam hayır. Kaçış dövürüm. Yönünden bak. Kaçış yönünden herhangi hiçbir şey demedim. Kaçış yönünden. Peki o çiftlikte başına yani. Kötü bir şey gelmiş olma ihtimali var mı? O korku evet. Ve endişeli o adar, ürkek. O adarlığını bilemem. Yanımda işte ben. Hayır ya yani güvenilir insanlar mı o çiftliktekiler? Evet, güvenilir insanlar. Ha. Gene güvenilir eve insanlar. Geldiniz, hiçbir şey olmamış evet. Gibi. Üç gün, aradan üç gün geçti. Ben tekrar telefon ettim, gene ulaşamadım ben. Gene şaşırdım. Dedim müdürüm gene ben eve varıp gelin dedim. Git gel dedi. Eve geldim, gene iki çocuğu da almış kaçmış. Gene kapı bacı açık mı? Gene kapı bacı açık. Peki diğer senin erkek çocuklar hala evde mi? Onlar okuldalar. Okuldalar. Şimdi evet. Gelelim 17 Aralık'a. 17 Aralık gününe. Evet. Çocukların ikisi de ayrı okullarda okuyormuş. Yani hı-hı. Vildan 11 yaşındaki Vildan ve Abdurrahman 10 yaşındaki ayrı okullarda. Usul şu, bir çocuğun birini karısı alıyor, bir tanesini ben Siyahat alıyor, sonra evde hı-hı. Buluşuluyor. Hayır. Kızın okulunda buluşuyor biz. Kızın okulunda buluşup eve gidiyorsunuz evet. Beraber. 17 Aralık günü zaten ne oluyorsa o gün oluyor. Evet. Bu 13.30'daki konuşmadan öncesini anlat bize. Nasıl? Saat kaçta alıyorsunuz çocukları? Normalde benim evimin bir tanesi Osmaniye'de biri köyde. Yani köyde karkış olmadığından ben hala köyde oturuyordum. Cuma günü sabahleyin geldik. Güldük, oynadık, şakalaştık, geldik. Bunun şeyde, İslahi'de bir kardeşi vardı. Çocuklar dedi ki, baba dedi, biz oraya ne zaman gideceğiz dedi. Oğlum, şu okula gelelim. He. Okuldan alma, her günkü ritüel var ya, okuldan alıyorsunuz. Evet. Onu anlat. Geldik, Abdurrahman'ı bıraktık okula. Oradan da geldim, kızı bıraktım. Yolda bıraktım yani, içeriye girmedim. Dedi ki, çocuklara dedi, ben yemek yapmadım dedi, biraz para ver dedi, çocuklara yemek yedireceğim dedi. 20 lira yeter mi dedim, yeter dedi. Ve verdim bunlar gittiler. Ben iş yerime varmadan beni aradı. Ben dedi eve geliyorum dedi, tamam dedi. İşe vardım, tekrar aradı, ben evdeyim dedi. Yani evde olduğunu, yani Büyük Hanım'ı sürekli takip ediyordu. Şu çocukları almaya kaçta gittin? Şimdi, çocuk okuldan meğerse bir gittin, çocuğu almış okuldan. Evet. Öbürüne gittin, biz, öbürünü de almış. Şimdi saat, anlat biraz hızlı ve canlı anlat. İçimi normalde, baydın. Normalde saat 1'de çıkıyorum ben işten. Anlat şöyle canlı canlı. 1'de işten çıktım, aradım kendisini. Dedim ben işten çıktım dedim. Tamam ben de kızın yanındayım dedi. Oradan saat 2:10 geçe o yani oğlanın yanına geldim okula. Alacağın okuldan. O alacağım. Saat 2:10 geçe beni arıyordu. Aldın mı diyerekten. Telefon çalmadı. Çocuklar çıktı baktım. Abdurrahman yok. Sağa sola baktım yok. Arabanın yanına geldim yok. Çocuğum dedi ki amca dedi, Abdurrahman'ı mı arıyorsun dedi. Evet çocuğum dedim. Ona dedi sabahleyin dedi annesi gelmiş geldi aldı buradan dedi. Daha dağılma vakti gelmeden. Evet sabahtan almış. Sabahtan almış. Evet. Sen bıraktın o almış yani. Hı-hı. Buradan telefona çıkardım aradım meşgul attı. Bir sefer daha aradım meşgul attı. Neredesin diye yazdım. Mesaj yazdım. İçerideyim diye yazmış. Abdurrahman nerede diye yazdım. Daha bir daha cevap alamadım. Kızın okuluna geldim. Müdürün yanına çıktım. Dedim hocam böyle böyle dedim. Vildan dedim haberiniz var mı dedim. Yani nerelerde filan dedim. Dedi ki sabahleyin dedi annesi geldi dedi. Anneannesi vefat etti. Ben taziye yerine gidiyorum. Yalan direkt böyle bir şey aldım. Yok değil mi? Hayır böyle bir şey yok. Oradan geri şeye geldim. Oğlanın okuluna geldim. Dedim hocam ya böyle böyle dedim. Yani bu dedim ne şekilde izin almış dedim. Yani ne şekilde dedim siz bir dedim. Veli'nin dedim birinin haber oluyor, birinin haber olmadan dedim siz izin alıyorsunuz, veriyorsunuz dedim. Oraya ne demiş? Mesaj yazdı ben kardeşim. İşte mesajları dedi. Günaydın hocam.
annem vefat etti. Ben taziyeye geliyorum. Abdurrahman'a izin ver. Diye de mesaj verdi. Ben de izin verdim dedi. Abdurrahman dedi, bacısı aldı geldi buradan dedi. Teyze yani, teyzesi. Hayır, ablası. Ablası, Vildan. Diğer abla. Aa, Vildan. He, Vildan almış Abdurrahman'ı da. Oo, bayağı kız da biliyor yani. Evet. Vildan'ı da 11 yaşındaki kız geliyor, kardeşini alıyor. Evet. Anne, Vildan içinde annem öldü diyor, anneanneleri. Öbür okula da anneanneleri öldü diyor. Evet. Çocukları alıyor, senin bıraktığın çocukları alıyor. Hı-hı. Ve sen mesaj atıyorsun. Evet. Diyor ki içerideyim, içerideyim. Oraya bir şöyle tırnak koyalım. Hı-hı. 14.42'de 17 Aralık'ta çocukların hayatını perişan etme diyorsun. Evet. Geri dön diye mesaj atıyorsun. 14.10'da. Peki 14.10'da olsun. O mesajı okudu mu? Hayır, o mesaja okumadı. Karşılık verdi mi? Vermedi. Telefonu kapandı mı? Kapandı. İçer diyen kelimesinden sonra kapandı. İçerideyim. Evet. Net, evde miyim demek istedi. Sana evdeyim demişti ya, içerideyim. Sen eve geldin. Ne gördün evde? Bir hazırlık yapılmış mı? Hayır. Toplanılmış mı? Hayır. Çanta vesaire, çantalar, valiz. Çocukların çantası biri şurada atılı, biri şurada atılı. Kendine eve gelmiş okuldan sonra. Evet, elbiseler şurada atılı. Sabahleyin giymiş olduğu gocuk koltuğun üzerinde konulu, hiçbir şey ellenmemiş evden. Çekmiş gitmiş. Nereye gittiğini de bilmiyorum. 17 Aralık'tan bu yana da evet. Ortada yoklar. Evet. Çocuklardan da hiç haber almadın. Hiç haber alamadım. Senin oğulların artık seninle yaşamıyordu herhalde. Yaşları da... Nihat bir yıl oldu işte, bir buçuk yıl oldu. Evlendi, o ayrıldı. Yani son dönem evet. 17 Aralık'ta artık oğulların seninle yaşamıyorlardı. Hayır, Gökhan benimle yaşıyordu. Gökhan seninle yaşıyordu. Evet. Gökhan evde evet. miymiş? Tekrar okuldan gelmişler ya çantalarla filan. Hayır, falan. Gökhan köydeydi. Köydeydi. Evet, köyde. Dolayısıyla Gökhan. Konu komşudan gören var mı giderken? Hayır, yok. Ve diyorsun ki, demişsin ki, daha önce de çok gitti, ailesinin yanına gitti, ben evet. gittim, aldım. Ama bu bir iki gün içinde, evet. üç gün, neyse evet. dönüp geliyordu. İki gün içerisinde çıkıyordu İlk piyasaya. Defa bu kadar uzun süre Hı-hı. ortadan kayboldu. Evet. Sence sen eşinin sinir çıktı diyorsun yani evet. sinirli asabi çıktı demek istiyorsun da evet. başka bir zihinsel problemi var mı sence? Zihinsel problemi yok. Ben sadece sinirlendiğini biliyorum yani. Sinirlendi mesela şimdi soba diyelim. Sobaya odun atarken elinden odun düştü, ona sinirlenir. Yani öyle bir sinir vardı. Ama bunu çocuklara Hayır. falan yansıtır mıydı yani? Bazen, dayak atar bazen, mıydı? Bazen sinirlenir. Bazen bir tokat durur. Şu da ben derim yani alıcı yerine vurma, omuzuna vur derdim. Ama sen hiç dövmedin Bak. Karımı diyorsun öyle mi? Yaz dövdüğüm günlerde oldu. Oldu. Ha. Efendim bu kulaklar daha neler duyacak acaba? Sakinlesin diye karısını dövenleri de duyduk böylece. Ama pazartesi günü bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Sağlıkla geçsin haftanız ki pazartesi günü 13'te yine sağlıkla buluşalım. O güne kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.